çatışma. Peppa ve koyun Suzi pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzi en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır, yapmadım. Karta baktın. Hayır, bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzi tartıştı. Anne koyun Suzi'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzi'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Aa, eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa, George, yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzi biraz tartıştılar. Oo. Ama Suzi'yi birazcık özledim. Hadi Suzi'yi arayalım. Merhaba Bayan Domuz. Peppa Suzi ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Aa. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş bulurum. Güzel, güneşli bir gün. Bütün çocuklar parkta. Köpek Deni'ye iyi arkadaşı Pony Pedro ile döner kavşakta. George en iyi arkadaşı Richard ile tahterevalli'de. Tahvi, tahvi. Koyun Suzi salıncakta yalnız sallanıyor. Peppa kendi başına mini golf oynuyor. Phil Emily geldi. Ben de oynayabilir miyim? Evet. Emily, koyun Suzi artık benim en iyi arkadaşım değil. Sen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım kedi kendi. Hey! Zoe, eğer istersen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım tavşan Rebecca. Oh. Me. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Güzel. Demek yeniden arkadaş oldunuz. Arkadaş değiliz. Bir daha asla arkadaş olmayacağız. Bence artık barışma vaktiniz geldi. Peppa, Suzi'den özür dile. Özür dilerim ama önce o dilerse. Önce o dilerse olur. Buldum. Üçe kadar sayacağım. Aynı anda özür dileyeceksiniz. Tamam. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Şimdi yeniden iyi arkadaş olabilirsiniz. Yaşasın. Suzi, hadi mini golf oynayalım. İyi fikir. Peppa ve Suzi yine iyi arkadaş oldular. Önce ben. Sıra bende. Topum deliğe girdi. Ben kazandım. Ama benim topum çarpınca girdi. Yani ben kazandım. Kural uyduruyorsun Suzi. Hayır, sen kural uyduruyorsun. Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Berabere kaldınız. O yüzden Suzi dünyadaki en iyi arkadaşım. Ve Peppa da benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası. Peppa ve George bugün büyük babanın evinde oynuyor. Merhaba büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Oho, merhaba Peppa. Merhaba George. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyük anne domuz nerede? Merhaba küçüklerim. Ve büyük anne domuzun sesi ama o nerede? Büyük anne domuz?
Buradayım. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Büyük annem çatıda ne yapıyor ki? Tavan arasını düzenliyoruz. Tavan arası nedir? Bizim bütün eski şeyleri koyduğumuz yer. Senin gibi mi büyük baba domuz? Aha! Benden bile eski şeyler diyebilirim. Yardım edebilir miyiz? Tamam. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası evin en üstünde. İşte tavan arasının kapısı. Oraya nasıl çıkacağız? Zekice bir numaram var benim. Merhaba küçüklerim. Bu büyük anne. Hadi gelin. Bu bizim tavan aramız. Vay canına. Çok doluymuş. Evet, eski hurdalarla dolu. Peppa ve George bazı şeyleri atmamıza yardım edecek. Güzel, bu eski kutuyu atmakla başlayalım. O kutu olmaz. Buna ihtiyacımız var mı? O benim, içinde yemi olan şişem. Ya bu? O da benim öbür yemi şişem. Ya bunlar? Onlar da benim öbür şişelerim. Hepsi lazım bana. Bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Bir kutuya ne dersin? Hayır, şapkalarım olmaz. Olamaz. Neyi atacağımıza karar veremiyoruz. Buldum. Peppa ve George karar versin. Peki. Bu eski çantayı atalım hadi. Oo, kesinlikle olmaz. Hayır. Bu sadece eski bir çanta değil ki. O bir pick-up. Ve bu da en sevdiğimiz plaktı. Çalabilir miyiz? Evet. Bunu yıllardır dinlemedik. Beni geçmişe götürdü. Hadi Peppa, George, dans edelim. Anne domuz Peppa ve George'u almaya geldi. Merhaba. Neredesiniz? Anne domuz kimseyi bulamıyor. Bu ses de nedir? Anne! Merhaba. Büyük anne ve büyük babamın en sevdiği plakla dans ediyorduk biz. Evet. Büyük anne ve büyük babanız hep bunu çalardı. Küçük bir domuzcukken ben hep bunu çalardım işte. O nedir? Adı Cik Cik Hav Hav. Hayır, Cik Cik Hav Hav olmaz. Çünkü hep onu çalıyordun sen. Onu yıllar önce attık sanıyordum. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Tekrar çal. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Çok eğlenceliydi ama atacak bir şeyler bulmamız gerekiyordu bizim. Peppa, neyi atıp neyi saklamalıyız? Bence her şeyi saklamalısınız. Elektrik kesintisi. Akşam saati. Peppa ve George oturma odasında sevdikleri şarkıda dans ediyorlar. Baba domuz koridorda halıyı süpürüyor. Ve anne domuz da çalışma odasında bilgisayarında önemli bir iş yapıyor. Anne, baba, her yer karanlık oldu ve müzik de kapandı. Benim süpürgem de çalışmıyor. Benim de bilgisayarım kapandı. Anne domuz ışığı açmaya çalışıyor ama çalışmıyor. Elektrik kesilmiş olmalı. Elektrik kesilmesi ne demek? Elektrik olmayınca elektrik kesildi denir çocuklar. Peki elektrik nedir? Elektrik evimizdeki tüm aletleri çalıştıran şeydir Peppa. Peki elektrik yine gelecek mi baba? Evet.
Ama bu esnada biz fener bulalım. Sanırım kilerde bir fener vardı. Tamam, ben gider alırım. Gidebilecek misin baba domuz? Tabii ki giderim. Ben karanlıkta çok iyi görürüm. Bunu buraya kim koydu? Baba, iyi misin? Evet, burası biraz fazla karanlık. Şimdi hatırladım. Fener mutfaktaydı galiba. işte. Anne domuz el fenerini buldu. Feneri ben tutabilir miyim anne? Olur. George, bana bak. Peppa komik surat yapıyor. Korkma George, o sadece Peppa. Babanıza feneri bulduğumuzu söylesek iyi olacak. Baba domuz hala feneri arıyor. Burada bir yerde olduğunu eminim. Baba, feneri bulduk. Şanslıyız ki fener mutfakta duruyormuş. Evet, ne büyük şans. Şimdi elektrik gelene kadar beklememiz gerekiyor çocuklar. Bu ne kadar sürecek tam olarak? Tam olarak uzun süreceğini söyleyebilirim. Ama George'la ben dans etmek istiyorduk. Ne yapacağımızı buldum. Televizyon seyredebiliriz. Açılmıyor. Televizyon da elektrikle çalışır. Öyle mi? Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Eski zamanlarda televizyon yokken çocuklar kendi oyunlarını kendileri uydururdu. Buldum. Bana eski bir karton kutu gerek. Peppa ne yapıyor acaba? Anne, bu kutuda bir delik açar mısın acaba? Niçin peki? Göreceksin. Anne domuz karton kutuya delik açıyor. Al bakalım Peppa. Teşekkür ederim. Şimdi hepiniz oraya oturun. Ve George, sen de feneri bana doğru tut. Hepiniz haberlere hoş geldiniz. Benimle haberler domuz Peppa. Peppa kendi televizyonunu yaptı. Bugün bütün dünyada hayat resmen durdu. Çünkü elektrikler kesildi. Çok güzel Peppa. Baba domuz elektriğin çok çok uzun süre gelmeyeceğini söylüyor. Elektrik geldi. Yaşasın. Daha bitirmedim ki. Işıkları kapatın hadi. Tamam Peppa. Güzel. Size çok önemli haberlerim var. Kraliçe az önce elektrik buldu ve herkes tekrar mutlu olabilir dedi. Çok güzel Peppa. Yaşasın. Hadi dans edelim. Peppa elektrik kesintisinde çok eğlendi ama tekrar geldiğine de mutlu. Yıldızlar. Yatma zamanı yaklaştı. Anne domuz, baba domuz ve Peppa sıcak süt içiyor. George, neden uzay kıyafetini giydin? Pijamanı giymen lazımdı. George, uzayla ilgili her şeyi çok seviyor. George, sütünü uzay kaskını çıkarıp içmelisin. Yatma vakti küçüklerim. George geceleri uzay melodisi dinlemeyi seviyor. Hayır, yine mi uzay? Çok sıkıcı. Uzay sıkıcı değildir, yıldızlarla doludur. Hiçbir şey göremiyorum ki. Çok karanlık. Yıldızları dışarıdan görmek daha kolay. Dışarı çıkabilir miyiz baba? Peppa, üstünde pijamalarım var. Belki pijamaların üstüne montlarınızı giyerseniz bir kerelik dışarı çıkabiliriz. Yaşasın! Baba, neden yerde yatıyorsun ki? Çünkü yıldızlar en iyi bu şekilde görünüyor. Şu küçük yıldızlara bakın.
noktaları birleştirdiğinizi hayal edin. Bunun adı büyük ayı. Evet, noktaların sonundaki iki yıldız da kutup yıldızı. Vay canına! Kutup yıldızı, kutup yıldızı, yakın mısın, uzak mısın? Oraya arabayla gidebilir miyiz? Hayır Peppa, yıldızlar çok fazla uzaktadır. Deniz kıyısından da mı uzaktalar? Oo, evet. Ama teleskopla bakınca daha yakın gibi dururlar. Bizim teleskopumuz var mı peki? Hayır, ama Büyük Baba Domuz'un çok güzel bir teleskobu var. Şimdi Büyük Baba Domuz'un evine gidebilir miyiz? Çok geç oldu. Belki sadece bu seferlik gidebiliriz Baba Domuz. Yaşasın! Peppa ve George ilk defa gece arabaya biniyor. Bakın, kutup yıldızının peşinden gidiyoruz. Kutup yıldızı, kutup yıldızı, ışıl ışıl parlayan yıldız, lütfen bize yolu göster. Peppa ile George, Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz'un evine geldi. Tanrım, umarım Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz henüz yatmamıştır. Bu saatte burada ne işiniz var bakayım? Yıldızları görmek istiyoruz. Peppa ve George sizin teleskobunuzdan bakmak istiyordu. Anladım. Peki, o zaman herkes evin çatısına çıksın bakalım. İşte burada, yaşlı bez. Vay canına. Yıldızlara bakmak Büyük Baba Domuz'un hobisi. Şimdi ilk olarak kim bakmak ister? Biz denizciler yolumuzu onun sayesinde buluruz. Babam da buraya gelen yolu onunla buldu. Gökyüzünde başka şeyler de var mı? Evet. Bak bu Satürn adındaki gezegen. Vay canına. O güzel halkalar ne öyle? Onlar kaya ve buzdan oluşuyor. Satürn çok soğuk bir gezegendir. Kardan adam yapabiliriz George. Çabuk, çabuk bak. Oo. Yıldız kayıyor. Bir dilek tutmalısın. George'un büyüdüğü zaman bir roketinin olmasını ve beni uzaya götürmesini diliyorum. Oyuncak dolabı. Peppa ve George'un yatma vakti geldi. Aman Tanrım, neden bütün oyuncaklarınız yatağınızda? Orada yaşıyorlar. Çabuk oyuncakları sepete koyun. Ama oyuncak sepeti dolu. Aa, evet. Belki de size bir oyuncak dolabı lazım. Evet, yarın size bir tane yaparım. En son yaptığın şey bu raftı, Baba Domuz. O rafla gurur duyuyorum. Ama baba çok sallanıyor. Onu Teddy ve Bay Dinozor için kaydırak olarak kullanıyoruz biz. Tamam, hadi size bir oyuncak dolabı satın alalım. Evet, haklısın. İnternetten satın alalım. Yaşasın! Anne domuz oyuncak dolabı almak için bilgisayarı kullanıyor. Aha, hangisini almalıyız acaba? Bunu alabilir miyiz lütfen? Harika görünüyor. Anne domuz oyuncak dolabını satın alıyor. Tebrikler. Dolabınızın siparişi alındı. Aa, güzel. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra'nın özel bir teslimatı var. Bayan Domuz Peppa ve Bay George'a özel teslimat. Nedir o? Bir oyuncak dolabı. Aa, ama bu çok düz görünüyor. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Aa. Merak etme Peppa, annenle baban onu kolayca yaparlar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oyuncak dolabınızı yapacağız. Evet. Ah,
Çok tuhaf. İçinde talimat yok. Belki de bu dolabın yapımı talimat gerektirmeyecek kadar basittir. Anne, yardım edebilir miyiz? Evet. Önce bir raf lazım. İşte yeşil bir raf. Teşekkür ederim Peppa. Şimdi 4 ayak lazım. 1, 2, 3, 4. 4 mavi ayak anne. Güzel. Bunu hemen hallederiz çocuklar. İşte kırmızı kapı anne domuz. Teşekkür ederim baba domuz. İşte bitti. Çok iyi anne domuz. Bu çok küçükmüş. Oyuncaklarımız içine nasıl sığacak ki? Biraz küçük, evet. Aa, Josh'ta da bir parça var. Bu da belki yedek raftır. Ve burada bu parçalar da var. Olamaz. Oyuncak dolabı küçük oldu. Çünkü anne domuz bütün parçaları kullanmamış. Ayırıp tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hayır, olamaz. Keşke talimat olsaydı. Bu kim olabilir? Merhaba, bunu minibüsümde buldum. İşte bu kayıp talimat. Şimdi çok daha kolay yaparız. Yaşasın! Talimatlar çok karmaşık görünüyor. Bu ne böyle çok karmaşık? Bana bırakın baba domuz. Ben bunları yapmayı çok severim. Sahi mi? Biz de yardım edebilir miyiz? Tabii yardım edebilirsiniz. Lütfen çaydanlığı koyun. Altı şekerli bir çay alabilirim. Herkes Bay Zebra için çay ve bisküvi hazırlıyor. Çay vakti Bay Zebra. Vay canına. Bay Zebra oyuncak dolabını kurdu. Ne kadar çabuk yaptınız. Evet. Ve bütün oyuncaklarınızı da içine koydum. Teşekkür ederim Bay Zebra. Ama bu ikisine yer kalmadı. Zavallı Teddy ve Bay Dinozor. Onlar nerede yaşayacak şimdi? Bir tane daha pratik oyuncak dolabı sipariş etsenize. Hayır. Benim daha iyi bir fikrim var. Teddy ve Bay Dinozor sizin yatağınızda yaşayabilirler. Ama anne, daha önce de orada yaşıyorlardı. Evet, biliyorum. O yüzden iyi bir fikir zaten. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın. Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James les princes et jouer avec mes amis. Akıllı baba. Ben Fransızca'da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki Eşek Delfin'le konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın! Bonjour. Est-il possible que Peppa parle à Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Come on, ça va. Come on, ça va. Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi?
Fransızca konuştu. Bonjour George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinozor. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektubumu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa. Bugün sana mektup yok. Oo. Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinozor. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca'da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Hadi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Ay, çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Baba domuzun doğum günü. Bugün baba domuzun doğum günü. Baba domuzun işe gitmesi gerekiyor. Baba, keşke doğum gününde çalışman gerekmeseydi. Bence de. Ama eve erken gelmeye çalışırım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ah, baba domuz işteyken biz de doğum günü sürprizlerini hazırlarız çocuklar. Önce babanızın doğum günü pastasını yapalım. Tereyağı, şeker ve unla başlıyoruz. Sonra bir yumurta ekliyoruz. En önemlisi de çikolata parçaları çocuklar. Anne domuz çikolatalı pasta yapıyor. Baba domuz çikolatalı pastaya bayılıyor. Karıştırıyorum. Anne, ben karıştırabilir miyim? Tabii Peppa. Peppa karıştırmayı seviyor. George da karıştırmak istiyor. Tamam George, o kadar karıştırmak yeter. İşte baba domuzun çikolatalı pastası. Yaşasın. Şimdi fırında pişireceğiz çocuklar. Anne, kaşığı yalayabilir miyim? Evet, kaşığı yalayabilirsin. George da kaseyi yalayabilir. Peppa ve George çikolatalı pasta karışımına bayılıyorlar. Zavallı baba domuz, bütün eğlenceyi kaçırıyor. Anne, babamı işte arayıp doğum günün kutlu olsun diyebilir miyim? Evet, bu çok iyi bir fikir Peppa. Burası baba domuzun çalıştığı ofis. Alo, ben Bay Tavşan, buyurun. Acaba baba domuzla konuşabilir miyim lütfen? Biri seni istiyor baba domuz, önemli gibi. Alo, ben baba domuz. Doğum günün kutlu olsun baba. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Peppa. Eve geç kalma baba. Güle güle. Hoşça kal. Doğum günü kutlu olsun baba domuz. Teşekkür ederim. Babanız eve gelmeden önce yapacak tek bir şey kaldı çocuklar. Evet, babamın doğum günü sürprizi. Şşş, George, unutma, bu bir sır. Şşş. Peppa ve George'un kovalarla suları, anne domuzun balonları var. Baba domuzun doğum günü sürprizi ne olabilir acaba? Babam geldi. Çabuk eve girelim. Baba domuz işten eve geldi. Doğum günün kutlu olsun baba domuz. Hepinize teşekkür ederim.
Vay canına, ne kadar da çok mum. Çünkü sen çok çok yaşlısın baba. Bütün mumları tek seferde üflemen gerekiyor babacığım. Elimden geleni yaparım. Yaşasın. Ve işte doğum günü hediyen. Teşekkür ederim. Yeni botlar. Harika. Hadi onları deneyelim. Peppa, George ve anne domuz botlarını giyiyor. Baba domuz doğum günü botlarını giyiyor. Baba domuz küçük bir birikinti buldu. Bakalım bu botlar işe yarıyor mu? Birikinti baba domuz için fazla küçük. Bana daha büyük bir birikinti lazım. Burayı bir dene baba domuz. Oo, o da ne? Özel doğum günü sürprizin. Ne yapıyorlar? Büyük bir çamur birikintisi. Harika. Doğum günü botlarım mükemmel işe yarıyor. Doğum günü çamur birikintime sizler de katılmak ister misiniz? Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bu benim en güzel doğum günüm. Peppa ve arkadaşları okul kampına gidiyor. Madam Gazel, kendimi iyi hissetmiyorum. Otobüs çok sallanıyor. Ne yapsak biz diyorum ki, ayran mı yapsak? Olamaz. Pony Pedro'yu araba tuttu. Zavallı Pedro. Gel benimle önde otur, hadi. İşte, daha iyi mi peki? Birazcık. Madam Gazel. Oo, senin de mi miden bulandı Zoe? Sonra bulanabilir. O yüzden ben de öne oturabilir miyim acaba? Ben de öne oturabilir miyim lütfen? Ben de. Üzgünüm çocuklar ama hepiniz önde oturamazsınız, tamam mı? Boş verin. Kamp saatine geldik zaten. Mutlu kamplar herkese. Kamp alanımız işte burası. Siz de temiz havada nefes alın çocuklar. Harika nefesler. Şimdi de çadırlarımızı kuralım. Peppa ve arkadaşları çadırlarını kuruyorlar. Çocuklar, hepiniz çadırda bir arkadaşıyla kalmalı, tamam mı? Suzy, biz beraber kalalım mı? Ama ben Suzy'ye söz verdim. Üzgünüm Suzy. Ben Rebecca'ya söz vermiştim. Rebecca, benimle paylaşacağını söylemiştin. Evet. Emily, sen çadırını kiminle paylaşacaksın? Zoe. Tamam. Güzel. Artık benimle paylaşabilirsin, tamam. Şimdi kamp ateşi yakmak için bize dal lazım. Biz dal toplarız. Ama Pedro ile ben dal toplamak istiyoruz. Oho, hepiniz dal toplayabilirsiniz çocuklar. Peppa ve arkadaşları kamp ateşi için dal topluyor. Harika. Gece oldu. Peppa ve arkadaşları kamp ateşinin etrafında oturuyor. Evet çocuklar. Hadi şarkı söyleyelim. Evet. Bing Bong şarkısı lütfen. Emin değilim. Lütfen Madam Gazel. Bing Bong şarkısını söyleyelim. Evet tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo. Bing bong bing. Artık yatma vakti çocuklar. İyi geceler çocuklar. İyi geceler Madam Gazel. Peppa ve Suzy uyku tulumlarında. Benim bir fenerim var. Benim de.
Dikkat çocuklar. Artık gülmek yok. O tuhaf ses nedir? Bilmiyorum. İşte yine o ses. Susie, nereye gidiyorsun? Madam Gazel, ben biraz korktum. İçeri gelmek ister misin? Evet, lütfen. Madam Gazel, ben de birazcık korktum. İçeri gelebilir miyim lütfen? Tabii ki. Ben de sonra korkabilirim sanırım. Ben de sonra korkabilirim. Ben de. Hepiniz gelin bakalım. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Pekala. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Kaptan Baba Domuz. Peppa ve ailesi bugünlük büyük babanın teknesini ödünç alıyor. Unutma Baba Domuz. İleri gitmek için levyeyi öne iteceksin, tamam mı? Baş üstüne büyük baba domuz. İleri. Geri gitmek için de geriye iteceksin. Ve geriye. Çok basit. Lütfen tekneme iyi bak. Daha yeni boyadım onu. Aa, büyük baba domuz. Ne huysuz şeysin sen. Mürettebat hazır mı? Evet, kaptan baba domuz. O zaman gidelim. Oo. Tekne geri gidiyor. Aa, köprüye dikkat et. Ups. Aa, ucuz atlattık. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Umarım teknem tek parça halinde döner. Endişelenmeyi bırak, bir şey olmaz. Peppa, hadi zili çal. Marş üstüne kaptan baba. Ben birazcık acıktım. Ben de öyle. Büyük baba mutfağa piknik sepeti koymuş. Mutfak nerede? Mutfak teknenin altındaki küçük yer. Gelin benimle. Peppa ve George teknenin içine giriyor. Vay canına. Ne kadar küçük bir mutfak. Piknik sepeti nerede? Muhtemelen buradadır işte. O piknik sepeti değil ki. O zaman burada olmalı. O da piknik sepeti değil. Bu mutfakta her şeyin yeri yanlış görünüyor. Vay canına, bir televizyon. Baba domuz piknik sepetini bulamıyor. Bulmak neredeyse imkansız. Burası benim mutfağım olsaydı piknik sepeti... Şurada olurdu. Oo, aferin sana Peppa. Peppa piknik sepetini buldu. Nefis olmuş. Ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Ekmek ister misin? Peppa ve George ördeklere ekmek atmaya bayılıyorlar. Dikkat, ileride uzun sazlıklar var. Merak etme, büyük babanın teknesi aralarından kolayca geçer. Sıkıştık mı? Hayır, geri gidebiliriz. Şimdi sıkıştık mı? Evet. Olamaz. Büyük babanın teknesi sazlığa sıkıştı. Ben suya girip biraz itmeyi deneyeyim. Dikkat et baba domuz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi deyince motoru çalıştırın. Baş üstüne kaptan baba domuz. Şimdi. Baba domuz tekneyi sazlıktan dışarı itti. Yaşasın. Çabuk baba. Tekneye atla hadi. Olamaz. Baba domuz geride kaldı. Hadi. Daha hızlıyız baba. Motoru durdurun. Ne diyor? Motoru durdurun. Babam diyor ki motoru durdurun. Aa. İyi misin baba domuz? Evet, iyiyim. Ama başka macera yaşamadan artık eve dönelim. Baş üstüne kaptan baba domuz. Uzun zamandır yoklar. Umarım teknem sağlam gelir. Bak, geliyorlar. Merhaba. Ben tekneyi park edip geliyorum. Araba park edilir. Teknenin de demiri atılır. Dur, sana göstereyim.
Büyük baba domuz teknenin demirini atacak. Demir atmanın sırrı bu işi dikkatli yapmaktır. Dikkat et köprü! Ne? Arkana bak! Böyle yapmak istememiştim. Büyük baba teknesini kırdı işte. Boş ver büyük baba. Tamir ederken çok eğleneceksin. Doğru. Tamirat işlerine bayılıyorum. Tekneyi tamire yardım edebilir miyim büyük baba? Tabii ki edebilirsin Peppa. Zıplayan top. Peppa ve George denekli toplarıyla bahçede oynayacaklar. Hey! George topu olabildiğince yükseğe fırlatıyor ve yakalıyor. Bunu ben de yapabilirim. Hey! Hoppa! Peppa topu kaçırdı. Bu çok şapşal bir oyun. Peppa'nın en iyi arkadaşı koyun Suzi geldi. Suzi'nin iki tenis raketi var. Merhaba Peppa. Merhaba Suzi. Hadi tenis oynayalım. Evet, bu eğlenceli olur. Yakala Suzi. Oh. Suzi topu kaçırdı. Oh. Peppa da topu kaçırdı. Peppa ve Suzi tenis oynamayı seviyor. Ama George kendini dışlanmış hissediyor. Üzgünüm George. Sen tenis oynayamazsın ki. Sadece iki raketimiz var. Buldum. George top toplayıcı olabilir. Evet. Bu çok önemli bir görev George. George top toplayıcı olacak. Çok uzağa giden topları getirmesi gerekiyor. Yakala Suzi. Oh, kaçırdım. Top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Oh, top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Top toplayıcı. Olamaz. George bu oyunu sevmedi. Köpek Deni, Pony Pedro, Kedi Candy, Tavşan Rebecca ve Tavşan Richard geldi. Herkese merhaba. Merhaba. Biz tenis oynuyoruz. Biz de oynayabilir miyiz? Ama yeterince raket yok. Hadi başka bir şey oynayalım. Hadi futbol oynayalım. Evet, futbol. Kızlar olanlara karşı. Ama birer kaleci lazım. Ben. Pony Pedro ve Tavşan Rebecca kaleci olacak. Biz başlıyoruz. Gol! Tavşan Richard gol attı. Oğlanlar kazanıyor. Bu haksızlık. Biz hazır değildik. Hey, hile yapıyorsun. Topu tutamazsın. Evet, tutarım. Ben kaleciyim. Koş Rebecca, koş. Gol. Geçersin. Bu gol geçersiz. Evet, geçerli. Hayır değil. Evet, geçerli. Bu ne gürültü böyle? Baba, oğlanlar hile yapıyor. Hayır, kızlar hile yapıyor. Evet, anlaşılan size bir hakem lazım. Hakem nedir baba? Herkesin adil oynamasını sağlayan biri. Ben hakem olayım. Ben hakem olurum. Tamam, golü atan takım kazanır. Yaşasın. Top nerede? Çabuk gol atın. Durdurun onları. Gol! Tavşan Richard gol attı. Yaşasın. Oğlanlar kazandı. Futbol.
bol şapşal bir oyun. Bir dakika. Oğlanlar kendi kalelerine gol attı. Yani kızlar kazandı. Gerçekten mi? Yaşasın. Futbol harika bir oyun. Tartışma. Peppa ve koyun Suzi pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzi en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır, yapmadım. Karta baktın. Hayır, bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzi tartıştı. Anne koyun Suzi'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzi'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Aa, eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa, George, yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzi biraz tartıştılar. Oo. Ama Suzi'yi birazcık özledim. Hadi Suzi'yi arayalım. Merhaba Bayan Domuz. Peppa Suzi ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Aa. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş bulurum. Güzel, güneşte bir gün. Bütün çocuklar parkta. Köpek Deni'nin en iyi arkadaşı Pony Pedro ile döner kavşakta. George en iyi arkadaşı Richard ile tahterevalli'de. Tahvi, tahvi. Koyun Suzi salıncakta yalnız sallanıyor. Peppa kendi başına mini golf oynuyor. Phil Emily geldi. Ben de oynayabilir miyim? Evet. Emily, koyun Suzi artık benim en iyi arkadaşım değil. Sen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım kedi kendi. Hey! Zoe, eğer istersen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım tavşan Rebecca. Oh, me. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Güzel. Demek yeniden arkadaş oldunuz. Arkadaş değiliz. Bir daha asla arkadaş olmayacağız. Bence artık barışma vaktiniz geldi. Peppa, Suzi'den özür dile. Özür dilerim ama önce o dilerse. Önce o dilerse olur. Buldum. Üçe kadar sayacağım. Aynı anda özür dileyeceksiniz. Tamam. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Şimdi yeniden iyi arkadaş olabilirsiniz. Yaşasın. Suzi, hadi mini golf oynayalım. İyi fikir. Peppa ve Suzi yine iyi arkadaş oldular. Önce ben. Sıra bende. Topum deliğe girdi. Ben kazandım. Ama benim topum çarpınca girdi. Yani ben kazandım. Kural uyduruyorsun Suzi. Hayır, sen kural uyduruyorsun. Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Berabere kaldınız. O yüzden Suzi dünyadaki en iyi arkadaşım. Ve Peppa da benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası. Peppa ve George bugün büyük babanın evinde oynuyor. Merhaba büyük baba domuz. Büyük baba domuz.
Oho, merhaba Peppa, merhaba George. Hoşça kalın, görüşürüz. Görüşürüz. Büyük anne domuz nerede? Merhaba küçüklerim. Ve büyük anne domuzun sesi ama o nerede? Büyük anne domuz? Buradayım. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Büyük annem çatıda ne yapıyor ki? Tavan arasını düzenliyoruz. Tavan arası nedir? Bizim bütün eski şeyleri koyduğumuz yer. Senin gibi mi büyük baba domuz? Aha, benden bile eski şeyler diyebilirim. Yardım edebilir miyiz? Tamam. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası evin en üstünde. İşte tavan arasının kapısı. Oraya nasıl çıkacağız? Zekice bir numaram var benim. Merhaba küçüklerim. Bu büyük anne. Hadi gelin. Bu bizim tavan aramız. Vay canına. Çok doluymuş. Evet, eski hurdalarla dolu. Peppa ve George bazı şeyleri atmamıza yardım edecek. Güzel. Bu eski kutuyu atmakla başlayalım. O kutu olmaz. Buna ihtiyacımız var mı? O benim içinde yemi olan şişem. Ya bu? O da benim öbür yemi şişem. Ya bunlar? Onlar da benim öbür şişelerim. Hepsi lazım bana. Bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Bir kutuya ne dersin? Hayır, şapkalarım olmaz. Olamaz. Neyi atacağımıza karar veremiyoruz. Buldum. Peppa ve George karar versin. Peki. Bu eski çantayı atalım hadi. Oo, olamaz. Kesinlikle olmaz. Hayır. Bu sadece eski bir çanta değil ki. O bir pick-up. Ve bu da en sevdiğimiz plaktı. Çalabilir miyiz? Evet. Ho, bunu yıllardır dinlemedik. Ho, beni geçmişe götürdü. Hadi Peppa, George, dans edelim. Anne domuz Peppa ve George'u almaya geldi. Merhaba. Neredesiniz? Anne domuz kimseyi bulamıyor. Bu ses de nedir? Anne! Merhaba. Büyük anne ve büyük babamın en sevdiği plakla dans ediyorduk biz. Evet. Büyük anne ve büyük babanız hep bunu çalardı. Ahu, küçük bir domuzcukken ben hep bunu çalardım işte. O nedir? Adı Cik Cik Hav Hav. Hayır, Cik Cik Hav Hav olmaz. Çünkü hep onu çalıyordun sen. Onu yıllar önce attık sanıyordum. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Tekrar çal. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Çok eğlenceliydi ama atacak bir şeyler bulmamız gerekiyordu bizim. Peppa, neyi atıp neyi saklamalıyız? Bence her şeyi saklamalısınız. Elektrik kesintisi. Akşam saati. Peppa ve George oturma odasında sevdikleri şarkıda dans ediyorlar. Baba domuz koridorda halıyı süpürüyor. Ve anne domuz da çalışma odasında bilgisayarında önemli bir iş yapıyor. Anne, baba, her yer karanlık oldu ve müzik de kapandı. Benim süpürgem de çalışmıyor. Benim de bilgisayarım kapandı. Anne domuz ışığı açmaya çalışıyor ama çalışmıyor.
Elektrik kesilmiş olmalı. Elektrik kesilmesi ne demek? Elektrik olmayınca elektrik kesildi denir çocuklar. Peki elektrik nedir? Elektrik evimizdeki tüm aletleri çalıştıran şeydir Peppa. Peki elektrik yine gelecek mi baba? Evet. Ama bu esnada biz fener bulalım. Sanırım kilerde bir fener vardı. Tamam, ben gider alırım. Gidebilecek misin baba domuz? Tabii ki giderim. Ben karanlıkta çok iyi görürüm. Bunu buraya kim koydu? Baba, iyi misin? Evet, burası biraz fazla karanlık. Şimdi hatırladım. Fener mutfaktaydı galiba. işte. Anne domuz el fenerini buldu. Feneri ben tutabilir miyim anne? Olur. George, bana bak. Peppa komik surat yapıyor. Korkma George, o sadece Peppa. babanıza feneri bulduğumuzu söylesek iyi olacak. Baba domuz hala feneri arıyor. Burada bir yerde olduğunu eminim. Baba, feneri bulduk. Şanslıyız ki fener mutfakta duruyormuş. Evet, ne büyük şans. şimdi elektrik gelene kadar beklememiz gerekiyor çocuklar. Bu ne kadar sürecek tam olarak? Tam olarak uzun süreceğini söyleyebilirim. Ama George'la ben dans etmek istiyorduk. Ne yapacağımızı buldum. Televizyon seyredebiliriz. Açılmıyor. Televizyon da elektrikle çalışır. Öyle mi? Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Eski zamanlarda televizyon yokken çocuklar kendi oyunlarını kendileri uydururdu. Buldum. Bana eski bir karton kutu gerek. Peppa ne yapıyor acaba? Anne, bu kutuda bir delik açar mısın acaba? Niçin peki? Göreceksin. Anne domuz karton kutuya delik açıyor. Al bakalım Peppa. Teşekkür ederim. Şimdi hepiniz oraya oturun. Ve George, sen de feneri bana doğru tut. Hepiniz haberlere hoş geldiniz. Benimle haberler domuz Peppa. Peppa kendi televizyonunu yaptı. Bugün bütün dünyada hayat resmen durdu. Çünkü elektrikler kesildi. Çok güzel Peppa. Baba domuz elektriğin çok çok uzun süre gelmeyeceğini söylüyor. Elektrik geldi. Yaşasın. Daha bitirmedim ki. Işıkları kapatın hadi. Tamam Peppa. Güzel. Size çok önemli haberlerim var. Kraliçe az önce elektrik buldu ve herkes tekrar mutlu olabilir dedi. Çok güzel Peppa. Yaşasın. Hadi dans edelim. Peppa elektrik kesintisinde çok eğlendi ama tekrar geldiğine de mutlu. Yıldızlar. Yatma zamanı yaklaştı. Anne domuz, baba domuz ve Peppa sıcak süt içiyor. George, neden uzay kıyafetini giydin? Pijamanı giymen lazımdı. George, uzayla ilgili her şeyi çok seviyor. George, sütünü uzay kaskını çıkarıp içmelisin. Yatma vakti küçüklerim. George, geceleri uzay melodisi dinlemeyi seviyor. Hayır, yine mi uzay? Çok sıkıcı. Uzay sıkıcı değildir. Yıldızlarla doludur. Hiçbir şey göremiyorum ki. Çok karanlık. Yıldızları dışarıdan görmek daha kolay. Dışarı çıkabilir miyiz baba? Peppa,
Üstünde pijamalarım var. Belki pijamaların üstüne montlarınızı giyerseniz bir kerelik dışarı çıkabiliriz. Yaşasın! Baba, neden yerde yatıyorsun ki? Çünkü yıldızlar en iyi bu şekilde görür. Şu küçük yıldızlara bakın. Noktaları birleştirdiğinizi hayal edin. Bunun adı büyük ayı. Evet, noktaların sonundaki iki yıldız da kutup yıldızı. Vay canına! Kutup yıldızı, kutup yıldızı, yakın mısın, uzak mısın? Oraya arabayla gidebilir miyiz? Hayır Peppa, yıldızlar çok fazla uzaktadır. Deniz kıyısından da mı uzaktalar? Oo, evet. Ama teleskopla bakınca daha yakın gibi dururlar. Bizim teleskopumuz var mı peki? Hayır, ama Büyük Baba Domuz'un çok güzel bir teleskobu var. Şimdi Büyük Baba Domuz'un evine gidebilir miyiz? Çok geç oldu. Belki sadece bu seferlik gidebiliriz Baba Yaşasın. Domuz. Peppa ve George ilk defa gece arabaya biniyor. Bakın, kutup yıldızının peşinden gidiyoruz. Kutup yıldızı, kutup yıldızı, ışıl ışıl parlayan yıldız. Lütfen bize yolu göster. Peppa ile George, Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz'un evine geldi. Tanrım, umarım Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz henüz yatmamıştır. Bu saatte burada ne işiniz var bakayım? Yıldızları görmek istiyoruz. Peppa ve George sizin teleskobunuzdan bakmak istiyordu. Anladım. Peki, o zaman herkes evin çatısına çıksın bakalım. İşte burada. Yaşlı bez. Vay canına. Yıldızlara bakmak Büyük Baba Domuz'un hobisi. Şimdi ilk olarak kim bakmak ister? Biz denizciler yolumuzu onun sayesinde buluruz. Babam da buraya gelen yolu onunla buldu. Gökyüzünde başka şeyler de var mı? Evet. Bak bu Satürn adındaki gezegen. Vay canına. O güzel halkalar ne öyle? Onlar kaya ve buzdan oluşuyor. Satürn çok soğuk bir gezegendir. Kardan adam yapabiliriz George. Çabuk, çabuk bak. Oo. Yıldız kayıyor. Bir dilek tutmalısın. George'un büyüdüğü zaman bir roketinin olmasını ve beni uzaya götürmesini diliyorum. Oyuncak dolabı. Peppa ve George'un yatma vakti geldi. Aman Tanrım, neden bütün oyuncaklarınız yatağınızda? Orada yaşıyorlar. Çabuk oyuncakları sepete koyun. Ama oyuncak sepeti dolu. Aa, evet. Belki de size bir oyuncak dolabı lazım. Evet, yarın size bir tane yaparım. En son yaptığın şey bu raftı, Baba Domuz. O rafla gurur duyuyorum. Ama baba çok sallanıyor. Onu Teddy ve Bay Dinozor için kaydırak olarak kullanıyoruz biz. Tamam, hadi size bir oyuncak dolabı satın alalım. Evet, haklısın. İnternetten satın alalım. Yaşasın! Anne domuz oyuncak dolabı almak için bilgisayarı kullanıyor. Aha, hangisini almalıyız acaba? Bunu alabilir miyiz lütfen? Harika görünüyor. Anne domuz oyuncak dolabını satın alıyor. Tebrikler. Dolabınızın siparişi alındı. Aa, güzel. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra'nın özel bir teslimatı var. Bayan Domuz Peppa ve Bay George'a özel teslimat. Nedir o? Bir oyuncak dolabı. Aa, ama bu çok düz görünüyor. Evet.
kendiniz yapıyorsunuz. Merak etme Peppa. Annenle baban onu kolayca yaparlar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oyuncak dolabınızı yapacağız. Evet. Çok tuhaf. İçinde talimat yok. Belki de bu dolabın yapımı talimat gerektirmeyecek kadar basittir. Anne, yardım edebilir miyiz? Evet. Önce bir raf lazım. İşte yeşil bir raf. Teşekkür ederim Peppa. Şimdi 4 ayak lazım. 1, 2, 3, 4. 4 mavi ayak anne. Güzel. Bunu hemen hallederiz çocuklar. İşte kırmızı kapı anne domuz. Teşekkür ederim baba domuz. İşte bitti. Çok iyi anne domuz. Bu çok küçükmüş. Oyuncaklarımız içine nasıl sığacak ki? Biraz küçük, evet. Aa, Josh'ta da bir parça var. Aa, bu da belki yedek raftır. Ve burada bu parçalar da var. Aa, olamaz. Oyuncak dolabı küçük oldu. Çünkü anne domuz bütün parçaları kullanmamış. Ayırıp tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hayır, olamaz. Keşke talimat olsaydı. Bu kim olabilir? Merhaba, bunu minibüsümde buldum. İşte bu kayıp talimat. Şimdi çok daha kolay yaparız. Yaşasın! Talimatlar çok karmaşık görünüyor. Bu ne böyle çok karmaşık? Bana bırakın baba domuz. Ben bunları yapmayı çok severim. Sahi mi? Biz de yardım edebilir miyiz? Tabii yardım edebilirsiniz. Lütfen çaydanlığı koyun. 6 şekerli bir çay alabilirim. Herkes Bay Zebra için çay ve bisküvi hazırlıyor. Çay vakti Bay Zebra. Vay canına. Bay Zebra oyuncak dolabını kurdu. Ne kadar çabuk yaptınız. Evet. Ve bütün oyuncaklarınızı da içine koydum. Oo, teşekkür ederim Bay Zebra. Ama bu ikisine yer kalmadı. Aa, zavallı Teddy ve Bay Dinozor. Onlar nerede yaşayacak şimdi? Bir tane daha pratik oyuncak dolabı sipariş etsenize. Hayır. Benim daha iyi bir fikrim var. Teddy ve Bay Dinozor sizin yatağınızda yaşayabilirler. Ama anne, daha önce de orada yaşıyorlardı. Evet, biliyorum. O yüzden iyi bir fikir zaten. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın! Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James Les Princes et Jouet Amec Mi Amis. Akıllı baba. Ben Fransızca'da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki Eşek Delfin'le konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın! Bonjour.
Est-il possible que Peppa parle delfin? Anne domuz Peppa delfinle konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Comment ça va? Comment ça va? Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinosoy. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektubumu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa. Bugün sana mektup yok. Oo. Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinosaur. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca'da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Haydi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Baba domuzun doğum günü. Bugün baba domuzun doğum günü. Baba domuzun işe gitmesi gerekiyor. Baba, keşke doğum gününde çalışman gerekmeseydi. Bence de. Ama eve erken gelmeye çalışırım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Baba domuz işteyken biz de doğum günü sürprizlerini hazırlarız çocuklar. Önce babanızın doğum günü pastasını yapalım. Tereyağı, şeker ve unla başlıyoruz. Sonra bir yumurta ekliyoruz. En önemlisi de çikolata parçaları çocuklar. Anne domuz çikolatalı pasta yapıyor. Baba domuz çikolatalı pastaya bayılıyor. Karıştırıyorum. Anne, ben karıştırabilir miyim? Tabii Peppa. Peppa karıştırmayı seviyor. George da karıştırmak istiyor. Tamam George, o kadar karıştırmak yeter. İşte baba domuzun çikolatalı pastası. Yaşasın! Şimdi fırında pişireceğiz çocuklar. Anne, kaşığı yalayabilir miyim? Evet, kaşığı yalayabilirsin. George da kaseyi yalayabilir. Peppa ve George çikolatalı pasta karışımına bayılıyorlar. Zavallı baba domuz bütün eğlenceyi kaçırıyor. Anne, babamı işte arayıp doğum günün kutlu olsun diyebilir miyim? Evet, bu çok iyi bir fikir Peppa. Burası baba domuzun çalıştığı ofis. Alo, ben Bay Tavşan, buyurun. Acaba baba domuzla konuşabilir miyim lütfen? Aa, biri seni istiyor baba domuz, önemli gibi. Alo, ben baba domuz. Doğum günün kutlu olsun baba. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Peppa. Eve geç kalma baba. Güle güle. Hoşça kal. Doğum günü kutlu olsun baba domuz. Teşekkür ederim. Babanız eve gelmeden önce yapacak tek bir şey kaldı çocuklar. Evet, babamın doğum günü sürprizi. Şşş, George, unutma, bu bir sır. Peppa ve George'un kovalarla suları,
Anne domuzun balonları var. Baba domuzun doğum günü sürprizi ne olabilir acaba? Babam geldi. Çabuk eve girelim. Baba domuz işten eve geldi. Doğum günün kutlu olsun baba domuz. Hepinize teşekkür ederim. Vay canına, ne kadar da çok mum. Çünkü sen çok çok yaşlısın baba. Bütün mumları tek seferde üflemen gerekiyor babacığım. Elimden geleni yaparım. Yaşasın. Ve işte doğum günü hediyen. Teşekkür ederim. Yeni botlar, harika. Hadi onları deneyelim. Peppa, George ve anne domuz botlarını giyiyor. Baba domuz doğum günü botlarını giyiyor. Baba domuz küçük bir birikinti buldu. Bakalım bu botlar işe yarıyor mu? Birikinti baba domuz için fazla küçük. Hmm, bana daha büyük bir birikinti lazım. Burayı bir dene baba domuz. Oo, o da ne? Özel doğum günü sürprizin. Ne yapıyorlar? Büyük bir çamur birikintisi. Harika. Doğum günü botlarım mükemmel işe yarıyor. Doğum günü çamur birikintime sizler de katılmak ister misiniz? Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bu benim en güzel doğum günüm. Peppa ve arkadaşları okul kampına gidiyor. Madam Gazel, kendimi iyi hissetmiyorum. Otobüs çok sallanıyor. Ne yapsak biz diyorum ki, ayran mı yapsak? Olamaz. Pony Pedro'yu araba tuttu. Zavallı Pedro. Gel benimle önde otur, hadi. İşte, daha iyi mi peki? Birazcık. Madam Gazel. Oo, senin de mi miden bulandı Zoe? Sonra bulanabilir. O yüzden ben de öne oturabilir miyim acaba? Ben de öne oturabilir miyim lütfen? Ben de. Üzgünüm çocuklar ama hepiniz önde oturamazsınız, tamam mı? Boş verin. Kamp saatine geldik zaten. Mutlu kamplar herkese. Kamp alanımız işte burası. Siz de temiz havada nefes alın çocuklar. Harika nefesler. Şimdi de çadırlarımızı kuralım. Peppa ve arkadaşları çadırlarını kuruyorlar. Çocuklar, hepiniz çadırda bir arkadaşıyla kalmalı, tamam mı? Suzi, biz beraber kalalım mı? Ama ben Suzi'ye söz verdim. Üzgünüm Suzi. Ben Rebecca'ya söz vermiştim. Rebecca, benimle paylaşacağını söylemişti. Ha evet. Emily, sen çadırını kiminle paylaşacaksın? Zoe. Tamam. Güzel. Artık benimle paylaşabilirsin, tamam. Şimdi kamp ateşi yakmak için bize dal lazım. Biz dal toplarız. Ama Pedro ile ben dal toplamak istiyoruz. Oho, hepiniz dal toplayabilirsiniz çocuklar. Peppa ve arkadaşları kamp ateşi için dal topluyor. Harika. Gece oldu. Peppa ve arkadaşları kamp ateşinin etrafında oturuyor. Evet çocuklar. Hadi şarkı söyleyelim. Evet. Bing Bong şarkısı lütfen. Emin değilim. Lütfen Madam Gazel. Bing Bong şarkısı söyleyelim. Evet tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo. Bing bong bing. Bing bong bing li bong li boo. Bong bing moo. Bing bong bing. Bing bong bing li bong li boo.
artık yatma vakti çocuklar. İyi geceler çocuklar. İyi geceler madam gözel. Peppa ve Suzy uyku tulumlarında. Benim bir fenerim var. Benim de. Dikkat çocuklar. Artık gülmek yok. O tuhaf ses nedir? Bilmiyorum. İşte yine o ses. Suzy, nereye gidiyorsun? Madam Gazel, ben biraz korktum. İçeri gelmek ister misin? Evet, lütfen. Madam Gazel, ben de birazcık korktum. İçeri gelebilir miyim lütfen? Tabii ki. Ben de sonra korkabilirim sanırım. Ben de sonra korkabilirim. Ben de. Hepiniz gelin bakalım. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Pekala. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Kaptan Baba Domuz. Peppa ve ailesi bugünlük büyük babanın teknesini ödünç alıyor. Unutma Baba Domuz. İleri gitmek için levyeyi öne iteceksin, tamam mı? Baş üstüne büyük baba domuz. İleri. Geri gitmek için de geriye iteceksin. Ve geriye. Çok basit. Lütfen tekneme iyi bak. Daha yeni boyadım onu. Aa, büyük baba domuz. Ne huysuz şeysin sen. Mürettebat hazır mı? Evet kaptan baba domuz. O zaman gidelim. Oh. Tekne geri gidiyor. Aa, köprüye dikkat et. Ups. Ah, ucuz atlattık. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Umarım teknem tek parça halinde döner. Endişelenmeyi bırak, bir şey olmaz. Peppa, hadi zili çal. Marş üstüne kaptan baba. Ben birazcık acıktım. Ben de öyle. Büyük baba mutfağa piknik sepeti koymuş. Mutfak nerede? Mutfak, teknenin altındaki küçük yer. Gelin benimle. Peppa ve George teknenin içine giriyor. Vay canına. Ne kadar küçük bir mutfak. Piknik sepeti nerede? Muhtemelen buradadır işte. O piknik sepeti değil ki. O zaman burada olmalı. O da piknik sepeti değil. Bu mutfakta her şeyin yeri yanlış görünüyor. Vay canına, bir televizyon. Baba domuz piknik sepetini bulamıyor. Bulmak neredeyse imkansız. Burası benim mutfağım olsaydı piknik sepeti... Şurada olurdu. Oo, aferin sana Peppa. Peppa piknik sepetini buldu. Nefis olmuş. Ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Ekmek ister misin? Peppa ve George ördeklere ekmek atmaya bayılıyorlar. Dikkat, ileride uzun sazlıklar var. Merak etme, büyük babanın teknesi aralarından kolayca geçer. Sıkıştık mı? Hayır, geri gidebiliriz. Şimdi sıkıştık mı? Evet. Olamaz. Büyük babanın teknesi sazlığa sıkıştı. Ben suya girip biraz itmeyi deneyeyim. Dikkat et baba domuz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi deyince motoru çalıştırın. Baş üstüne kaptan baba domuz. Şimdi. Baba domuz tekneyi sazlıktan dışarı itti. Yaşasın. Çabuk baba. Tekneye atla hadi. Olamaz. Baba domuz geride kaldı. Hadi. Daha hızlıyız baba. Motoru durdurun. Ne diyor? Motoru durdurun. Babam diyor ki motoru durdurun. Aa. İyi misin baba domuz? Evet iyiyim. Ama başka macera yaşamadan artık eve dönelim. Baş üstüne kaptan baba domuz. Uzun zamandır yoklar.
Umarım teknem sağlam gelir. Bak, geliyorlar. Merhaba. Merhaba. Ben tekneyi park edip geliyorum. Araba park edilir. Teknenin de demiri atılır. Dur, sana göstereyim. Büyük baba domuz teknenin demirini atacak. Demir atmanın sırrı bu işi dikkatli yapmaktır. Dikkat et köprü! Ne? Arkana bak! Bak! Böyle yapmak istememiştim. Büyük baba teknesini kırdı işte. Boş ver büyük baba. Tamir ederken çok eğleneceksin. Doğru. Tamirat işlerine bayılıyorum. Tekneyi tamire yardım edebilir miyim büyük baba? Tabii ki edebilirsin Peppa. Zıplayan top. Peppa ve George benekli toplarıyla bahçede oynayacaklar. Hey! George topu olabildiğince yükseğe fırlatıyor ve yakalıyor. Bunu ben de yapabilirim. Peppa topu kaçırdı. Bu çok şapşal bir oyun. Peppa'nın en iyi arkadaşı koyun Suzy geldi. Suzy'nin iki tenis raketi var. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Hadi tenis oynayalım. Evet, bu eğlenceli olur. Yakala Suzy. Oh. Suzy topu kaçırdı. Peppa da topu kaçırdı. Peppa ve Suzy tenis oynamayı seviyor. Ama George kendini dışlanmış hissediyor. Üzgünüm George. Sen tenis oynayamazsın ki. Sadece iki raketimiz var. Buldum. George top toplayıcı olabilir. Evet. Bu çok önemli bir görev George. George top toplayıcı olacak. Çok uzağa giden topları getirmesi gerekiyor. Yakala Suzy. Oh, kaçırdım. Top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Top toplayıcı. Olamaz. George bu oyunu sevmedi. Köpek Deni, Pony Pedro, Kedi Candy, Tavşan Rebecca ve Tavşan Richard geldi. Herkese merhaba. Merhaba. Biz tenis oynuyoruz. Biz de oynayabilir miyiz? Ama yeterince raket yok. Hadi başka bir şey oynayalım. Hadi futbol oynayalım. Evet, futbol. Kızlar olanlara karşı. Birer kaleci lazım. Ben. Pony Pedro ve Tavşan Bebek kaleci olacak. Biz başlıyoruz. Gol! Tavşan Richard gol attı. Oğlanlar kazanıyor. Bu haksızlık. Biz hazır değildik. Hey, hile yapıyorsun. Topu tutamazsın. Evet, tutarım. Ben kaleciyim. Koş, Rebecca, koş. Gol. Geçersin. Bu gol geçersiz. Evet, geçerli. Hayır değil. Evet, geçerli. Bu ne gürültü böyle? Baba, oğlanlar hile yapıyor. Hayır, kızlar hile yapıyor. Evet, anlaşılan size bir hakem lazım. Hakem nedir baba? Herkesin adil oynamasını sağlayan biri. Ben hakem olurum. Tamam, golü atan takım kazanır. Geçiyorum. Top nerede? Çabuk gol atın. Durdurun onları. Ha?
tavşan Richard gol attı. Yaşasın! Oğlanlar kazandı. Futbol şapşal bir oyun. Bir dakika. Oğlanlar kendi kalelerine gol attı. Yani kızlar kazandı. Gerçekten mi? Yaşasın! Futbol harika bir oyun. Tartışma. Peppa ve koyun Suzy pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzy en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır, yapmadım. Karta baktın. Hayır, bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzy tartıştı. Anne koyun Suzy'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzy'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Aa, eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa! George, yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzy biraz tartıştılar. Oo. Ama Suzy'yi birazcık özledim. Hadi Suzy'yi arayalım. Merhaba Bayan Domuz. Peppa Suzy ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzy. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Aa. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş bulurum. Güzel, güneşli bir gün. Bütün çocuklar parkta. Köpek Deni'ye iyi arkadaşı Pony Pedro ile döner kavşakta. George en iyi arkadaşı Richard ile tahterevalli'de. Tahvi. Koyun Suzy salıncakta yalnız sallanıyor. Peppa kendi başına mini golf oynuyor. Phil Emily geldi. Evet. Emily, koyun Suzy artık benim en iyi arkadaşım değil. Sen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım kedi kendi. Hey! Zoe, eğer istersen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım tavşan Rebecca. Me. Merhaba Suzy. Merhaba Peppa. Güzel. Demek yeniden arkadaş oldunuz. Arkadaş değiliz. Bir daha asla arkadaş olmayacağız. Bence artık barışma vaktiniz geldi. Peppa, Suzy'den özür dile. Özür dilerim ama önce o dilerse. Önce o dilerse olur. Buldum. Üçe kadar sayacağım. Aynı anda özür dileyeceksiniz. Tamam. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Şimdi yeniden iyi arkadaş olabilirsiniz. Yaşasın. Suzy, hadi mini golf oynayalım. İyi fikir. Peppa ve Suzy yine iyi arkadaş oldular. Önce ben. Sıra bende. Topum deliğe girdi. Ben kazandım. Ama benim topum çarpınca girdi. Yani ben kazandım. Kural uyduruyorsun Suzy. Hayır, sen kural uyduruyorsun. Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Berabere kaldınız. O yüzden Suzy dünyadaki en iyi arkadaşım. Ve Peppa da benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Büyük anne ve büyük
büyük babanın tavan arası. Peppa ve George bugün büyük babanın evinde oynuyor. Merhaba büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Oho, merhaba Peppa. Merhaba George. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyük anne domuz nerede? Merhaba küçüklerim. Ve büyük anne domuzun sesi ama o nerede? Büyük anne domuz. Buradayım. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Büyük annem çatıda ne yapıyor ki? Tavan arasını düzenliyoruz. Tavan arası nedir? Bizim bütün eski şeyleri koyduğumuz yer. Senin gibi mi büyük baba domuz? Aha, benden bile eski şeyler diyebilirim. Tamam. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası evin en üstünde. İşte tavan arasının kapısı. Oraya nasıl çıkacağız? Zekice bir numaram var benim. Merhaba küçüklerim. Bu büyük anne. Hadi gelin. Bu bizim tavan aramız. Vay canına. Çok doluymuş. Evet, eski hurdalarla dolu. Peppa ve George bazı şeyleri atmamıza yardım edecek. Güzel, bu eski kutuyu atmakla başlayalım. O kutu olmaz. Buna ihtiyacımız var mı? O benim, içinde gemi olan şişem. Ya bu? O da benim öbür gemi şişem. Ya bunlar? Onlar da benim öbür şişelerim. Hepsi lazım bana. Bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Bir kutuya ne dersin? Hayır, şapkalarım olmaz. Olamaz. Neyi atacağımıza karar veremiyoruz. Buldum. Peppa ve George karar versin. Peki. Bu eski çantayı atalım hadi. Kesinlikle olmaz. Hayır. Bu sadece eski bir çanta değil ki. O bir pick-up. Ve bu da en sevdiğimiz plaktı. Çalabilir miyiz? Evet. Bunu yıllardır dinlemedik. Beni geçmişe götürdü. Hadi Peppa, George, dans edelim. Anne domuz Peppa ve George'u almaya geldi. Merhaba. Neredesiniz? Anne domuz kimseyi bulamıyor. Bu ses de nedir? Anne! Merhaba. Büyük anne ve büyük babamın en sevdiği plakla dans ediyorduk biz. Evet. Büyük anne ve büyük babanız hep bunu çalardı. Küçük bir domuzcukken ben hep bunu çalardım işte. O nedir? Adı Cik Cik Hav Hav. Hayır, Cik Cik Hav Hav olmaz. Çünkü hep onu çalıyordun sen. Onu yıllar önce attık sanıyordum. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Tekrar çal. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Çok eğlenceliydi ama atacak bir şeyler bulmamız gerekiyordu bizim. Peppa, neyi atıp neyi saklamalıyız? Bence her şeyi saklamalısınız. Elektrik kesintisi. Akşam saati. Peppa ve George oturma odasında sevdikleri şarkıda dans ediyorlar. Baba domuz koridorda halıyı süpürüyor. Ve anne domuz da çalışma odasında bilgisayarında önemli bir iş yapıyor. Anne, baba, her yer karanlık oldu ve müzik de kapandı.
Benim süpürgem de çalışmıyor. Benim de bilgisayarım kapandı. Anne domuz ışığı açmaya çalışıyor ama çalışmıyor. Elektrik kesilmiş olmalı. Elektrik kesilmesi ne demek? Elektrik olmayınca elektrik kesildi denir çocuklar. Peki elektrik nedir? Elektrik evimizdeki tüm aletleri çalıştıran şeydir Peppa. Peki elektrik yine gelecek mi baba? Evet. Ama bu esnada biz fener bulalım. Sanırım kilerde bir fener vardı. Tamam, ben gider alırım. Gidebilecek misin baba domuz? Tabii ki giderim. Ben karanlıkta çok iyi görürüm. Bunu buraya kim koydu? Baba, iyi misin? Evet, burası biraz fazla karanlık. Şimdi hatırladım. Fener mutfaktaydı galiba. işte. Anne domuz el fenerini buldu. Feneri ben tutabilir miyim anne? Olur. George, bana bak. Peppa komik surat yapıyor. Korkma George, o sadece Peppa. Babanıza feneri bulduğumuzu söylesek iyi olacak. Baba domuz hala feneri arıyor. Burada bir yerde olduğunu eminim. Baba, feneri bulduk. Şanslıyız ki fener mutfakta duruyormuş. Evet, ne büyük şans. Şimdi elektrik gelene kadar beklememiz gerekiyor çocuklar. Bu ne kadar sürecek tam olarak? Tam olarak uzun süreceğini söyleyebilirim. Ama George'la ben dans etmek istiyorduk. Ne yapacağımızı buldum. Televizyon seyredebiliriz. Açılmıyor. Televizyon da elektrikle çalışır. Öyle mi? Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Eski zamanlarda televizyon yokken çocuklar kendi oyunlarını kendileri uydururdu. Buldum. Bana eski bir karton kutu gerek. Peppa ne yapıyor acaba? Anne, bu kutuda bir delik açar mısın acaba? Niçin peki? Göreceksin. Anne domuz karton kutuya delik açıyor. Al bakalım Peppa. Teşekkür ederim. Şimdi hepiniz oraya oturun. Ve George, sen de feneri bana doğru tut. Hepiniz haberlere hoş geldiniz. Benimle haberler domuz Peppa. Peppa kendi televizyonunu yaptı. Bugün bütün dünyada hayat resmen durdu. Çünkü elektrikler kesildi. Çok güzel Peppa. Baba domuz, elektriğin çok çok uzun süre gelmeyeceğini söylüyor. Elektrik geldi. Yaşasın! Daha bitirmedim ki. Işıkları kapatın hadi. Tamam Peppa. Güzel. Size çok önemli haberlerim var. Kraliçe az önce elektrik buldu ve herkes tekrar mutlu olabilir dedi. Çok güzel Peppa. Yaşasın! Hadi dans edelim. Peppa elektrik kesintisinde çok eğlendi ama tekrar geldiğine de mutlu. Yıldızlar. Yatma zamanı yaklaştı. Anne domuz, baba domuz ve Peppa sıcak süt içiyor. George, neden uzay kıyafetini giydin? Pijamanı giymen lazımdı. George, uzayla ilgili her şeyi çok seviyor. George, sütünü uzay kaskını çıkarıp içmelisin. Yatma vakti küçüklerim. George, geceleri uzay melodisi dinlemeyi seviyor. Hayır, yine mi uzay? Çok sıkıcı. Uzay sıkıcı değildir, yıldızlarla doludur. Hiçbir şey göremiyorum ki. Çok karanlık.
Yıldızları dışarıdan görmek daha kolay. Dışarı çıkabilir miyiz baba? Peppa, üstünde pijamalarım var. Belki pijamaların üstüne montlarınızı giyerseniz bir kerelik dışarı çıkabiliriz. Yaşasın! Baba, neden yerde yatıyorsun ki? Çünkü yıldızlar en iyi bu şekilde görünür. Şu küçük yıldızlara bakın. Noktaları birleştirdiğinizi hayal edin. Bunun adı büyük ayı. Evet, noktaların sonundaki iki yıldız da kutup yıldızı. Vay canına! Kutup yıldızı, kutup yıldızı, yakın mısın, uzak mısın? Oraya arabayla gidebilir miyiz? Hayır Peppa, yıldızlar çok fazla uzaktadır. Deniz kıyısından da mı uzaktalar? Oo, evet. Ama teleskopla bakınca daha yakın gibi dururlar. Bizim teleskopumuz var mı peki? Hayır, ama Büyük Baba Domuz'un çok güzel bir teleskobu var. Şimdi Büyük Baba Domuz'un evine gidebilir miyiz? Çok geç oldu. Belki sadece bu seferlik gidebiliriz Baba Domuz. Yaşasın! Peppa ve George ilk defa gece arabaya biniyor. Bakın, kutup yıldızının peşinden gidiyoruz. Kutup yıldızı, kutup yıldızı, ışıl ışıl parlayan yıldız, lütfen bize yolu göster. Peppa ile George, Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz'un evine geldi. Tanrım, umarım Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz henüz yatmamıştır. Bu saatte burada ne işiniz var bakayım? Yıldızları görmek istiyoruz. Peppa ve George sizin teleskobunuzdan bakmak istiyordu. Anladım. Peki, o zaman herkes evin çatısına çıksın bakalım. İşte burada, yaşlı bez. Vay canına. Yıldızlara bakmak Büyük Baba Domuz'un hobisi. Şimdi ilk olarak kim bakmak ister? Ben! Kutup yıldızı. Biz denizciler yolumuzu onun sayesinde buluruz. Babam da buraya gelen yolu onunla buldu. Gökyüzünde başka şeyler de var mı? Evet. Bak bu Satürn adındaki gezegen. Vay canına. O güzel halkalar ne öyle? Onlar kaya ve buzdan oluşuyor. Satürn çok soğuk bir gezegendir. Kardan adam yapabiliriz George. Çabuk bak. Yıldız kayıyor. Bir dilek tutmalısın. George'un büyüdüğü zaman bir roketinin olmasını ve beni uzaya götürmesini diliyorum. Oyuncak dolabı. Peppa ve George'un yatma vakti geldi. Aman Tanrım, neden bütün oyuncaklarınız yatağınızda? Orada yaşıyorlar. Çabuk oyuncakları sepete koyun. Ama oyuncak sepeti dolu. Aa, evet. Belki de size bir oyuncak dolabı lazım. Evet, yarın size bir tane yaparım. En son yaptığın şey bu raftı, Baba Domuz. O rafla gurur duyuyorum. Ama baba çok sallanıyor. Onu Teddy ve Bay Dinozor için kaydırak olarak kullanıyoruz biz. Tamam, hadi size bir oyuncak dolabı satın alalım. Evet, haklısın. İnternetten satın alalım. Yaşasın! Anne domuz oyuncak dolabı almak için bilgisayarı kullanıyor. Aha, hangisini almalıyız acaba? Bunu alabilir miyiz lütfen? Harika görünüyor. Anne domuz oyuncak dolabını satın alıyor. Tebrikler. Dolabınızın siparişi alındı. Aa, güzel. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra'nın özel bir teslimatı var. Bayan Domuz Peppa ve Bay George'a özel teslimat. Nedir o?
Bir oyuncak dolabı. Ama bu çok düz görünüyor. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Merak etme Peppa. Annenle baban onu kolayca yaparlar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oyuncak dolabınızı yapacağız. Evet. Çok tuhaf. İçinde talimat yok. Belki de bu dolabın yapımı talimat gerektirmeyecek kadar basittir. Anne, yardım edebilir miyiz? Evet. Önce bir raf lazım. İşte yeşil bir raf. Teşekkür ederim Peppa. Şimdi 4 ayak lazım. 1, 2, 3, 4. 4 mavi ayak anne. Güzel. Bunu hemen hallederiz çocuklar. İşte kırmızı kapı anne domuz. Teşekkür ederim baba domuz. İşte bitti. Çok iyi anne domuz. Bu çok küçükmüş. Oyuncaklarımız içine nasıl sığacak ki? Biraz küçük, evet. Aa, George'da da bir parça var. Bu da belki yedek raftır. Ve burada bu parçalar da var. Olamaz. Oyuncak dolabı küçük oldu. Çünkü anne domuz bütün parçaları kullanmamış. Ayırıp tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hayır, olamaz. Keşke talimat olsaydı. Bu kim olabilir? Merhaba, bunu minibüsümde buldum. İşte bu kayıp talimat. Şimdi çok daha kolay yaparız. Yaşasın! Talimatlar çok karmaşık görünüyor. Bu ne böyle çok karmaşık? Bana bırakın baba domuz. Ben bunları yapmayı çok severim. Sahi mi? Biz de yardım edebilir miyiz? Tabii yardım edebilirsiniz. Lütfen çaydanlığı koyun. Altı şekerli bir çay alabilirim. Herkes Bay Zebra için çay ve bisküvi hazırlıyor. Çay vakti Bay Zebra. Vay canına. Bay Zebra oyuncak dolabını kurdu. Ne kadar çabuk yaptınız. Evet. Ve bütün oyuncaklarınızı da içine koydum. Teşekkür ederim Bay Zebra. Ama bu ikisine yer kalmadı. Zavallı Teddy ve Bay Dinozor. Onlar nerede yaşayacak şimdi? Bir tane daha pratik oyuncak dolabı sipariş etsenize. Hayır. Benim daha iyi bir fikrim var. Teddy ve Bay Dinozor sizin yatağınızda yaşayabilirler. Ama anne, daha önce de orada yaşıyorlardı. Evet, biliyorum. O yüzden iyi bir fikir zaten. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın. Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on, ça va. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James les princes et jouet avec mi amis. Akıllı baba. Ben Fransızca'da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki Eşek Delfin'le konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın!
Bonjour, est-il possible que Peppa parle et Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Comment ça va? Comment ça va? Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinosoy. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektubumu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa. Bugün sana mektup yok. Oo. Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinosaur. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Haydi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ha, ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Ay, çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Baba domuzun doğum günü. Bugün baba domuzun doğum günü. Baba domuzun işe gitmesi gerekiyor. Baba, keşke doğum gününde çalışman gerekmeseydi. Bence de. Ama eve erken gelmeye çalışırım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Ah, baba domuz işteyken biz de doğum günü sürprizlerini hazırlarız çocuklar. Önce babanızın doğum günü pastasını yapalım. Tereyağı, şeker ve unla başlıyoruz. Sonra bir yumurta ekliyoruz. En önemlisi de çikolata parçaları çocuklar. Anne domuz çikolatalı pasta yapıyor. Baba domuz çikolatalı pastaya bayılıyor. Karıştırıyorum. Anne, ben karıştırabilir miyim? Tabii Peppa. Peppa karıştırmayı seviyor. George da karıştırmak istiyor. Tamam George, o kadar karıştırmak yeter. İşte baba domuzun çikolatalı pastası. Yaşasın! Şimdi fırında pişireceğiz çocuklar. Anne, kaşığı yalayabilir miyim? Evet, kaşığı yalayabilirsin. George da kaseyi yalayabilir. Peppa ve George çikolatalı pasta karışımına bayılıyorlar. Zavallı baba domuz, bütün eğlenceyi kaçırıyor. Anne, babamı işte arayıp doğum günün kutlu olsun diyebilir miyim? Evet, bu çok iyi bir fikir Peppa. Burası baba domuzun çalıştığı ofis. Alo, ben Bay Tavşan, buyurun. Acaba baba domuzla konuşabilir miyim lütfen? Aa, biri seni istiyor baba domuz, önemli gibi. Alo, ben baba domuz. Doğum günün kutlu olsun baba. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Peppa. Eve geç kalma baba. Güle güle. Hoşça kal. Doğum günü kutlu olsun baba domuz. Teşekkür ederim. Babanız eve gelmeden önce yapacak tek bir şey kaldı çocuklar. Evet, babamın doğum günü sürprizi. Şşş, George, unutma, bu bir sır. Şşş.
Peppa ve George'un kovalarla suları, anne domuzun balonları var. Baba domuzun doğum günü sürprizi ne olabilir acaba? Babam geldi. Çabuk eve girelim. Baba domuz işten eve geldi. Doğum günün kutlu olsun baba domuz. Hepinize teşekkür ederim. Vay canına, ne kadar da çok mu? Çünkü sen çok çok yaşlısın baba. Bütün mumları tek seferde üflemen gerekiyor babacığım. Elimden geleni yaparım. Yaşasın. Ve işte doğum günü hediyen. Teşekkür ederim. Yeni botlar, harika. Hadi onları deneyelim. Peppa, George ve anne domuz botlarını giyiyor. Baba domuz doğum günü botlarını giyiyor. Baba domuz küçük bir birikinti buldu. Bakalım bu botlar işe yarıyor mu? Birikinti baba domuz için fazla küçük. Bana daha büyük bir birikinti lazım. Burayı bir dene baba domuz. Oo, o da ne? Özel doğum günü sürprizin. Ne yapıyorlar? Büyük bir çamur birikintisi. Harika. Doğum günü botlarım mükemmel işe yarıyor. Doğum günü çamur birikintime sizler de katılmak ister misiniz? Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bu benim en güzel doğum günüm. Peppa ve arkadaşları okul kampına gidiyor. Madam Gazel, kendimi iyi hissetmiyorum. Otobüs çok sallanıyor. Ne yapsak biz diyorum ki, ayran mı yapsak? Olamaz. Pony Pedro'yu araba tuttu. Zavallı Pedro. Gel benimle önde otur, hadi. İşte, daha iyi mi peki? Birazcık. Madam Gazel. Oo, senin de mi miden bulandı Zoe? Sonra bulanabilir. O yüzden ben de öne oturabilir miyim acaba? Ben de öne oturabilir miyim lütfen? Ben de. Üzgünüm çocuklar ama hepiniz önde oturamazsınız, tamam mı? Boş verin. Kamp saatine geldik zaten. Mutlu kamplar herkese. İyi. Kamp alanımız işte burası. Siz de temiz havada nefes alın çocuklar. Harika nefesler. Şimdi de çadırlarımızı kuralım. Peppa ve arkadaşları çadırlarını kuruyorlar. Çocuklar, hepiniz çadırda bir arkadaşıyla kalmalı, tamam mı? Suzy, biz beraber kalalım mı? Ama ben Suzy'ye söz verdim. Üzgünüm Suzy. Ben Rebecca'ya söz vermiştim. Rebecca, benimle paylaşacağını söylemiştin. Evet. Emily, sen çadırını kiminle paylaşacaksın? Zoe. Tamam. Güzel. Artık benimle paylaşabilirsin, tamam. Şimdi kamp ateşi yakmak için bize dal lazım. Biz dal toplarız. Ama Pedro ile ben dal toplamak istiyoruz. Oho, hepiniz dal toplayabilirsiniz çocuklar. Peppa ve arkadaşları kamp ateşi için dal topluyor. Harika. Gece oldu. Peppa ve arkadaşları kamp ateşinin etrafında oturuyor. Evet çocuklar. Hadi şarkı söyleyelim. Evet. Bing Bong şarkısı lütfen. Emin değilim. Lütfen Madam Gazel. Bing Bong şarkısını söyleyelim. Evet tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong bing boo. Bing bong bing. Bing bong bing li bong li boo. Bong bing boo. Bing bong bing.
Artık yatma vakti çocuklar. İyi geceler çocuklar. İyi geceler Madam Gazel. Peppa ve Suzy uyku tulumlarında. Benim bir fenerim var. Benim de. Dikkat çocuklar. Artık gülmek yok. O tuhaf ses nedir? Bilmiyorum. İşte yine o ses. Suzy, nereye gidiyorsun? Madam Gazel, ben biraz korktum. İçeri gelmek ister misin? Evet, lütfen. Madam Gazel, ben de birazcık korktum. İçeri gelebilir miyim lütfen? Tabii ki. Ben de sonra korkabilirim sanırım. Ben de sonra korkabilirim. Ben de. Hepiniz gelin bakalım. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Pekala. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Kaptan Baba Domuz. Peppa ve ailesi bugünlük büyük babanın teknesini ödünç alıyor. Unutma baba domuz. İleri gitmek için levyeyi öne iteceksin, tamam mı? Baş üstüne büyük baba domuz. İleri. Geri gitmek için de geriye iteceksin. Ve geriye. Çok basit. Lütfen tekneme iyi bak. Daha yeni boyadım onu. Aa, büyük baba domuz, ne huysuz şeysin sen. Mürettebat hazır mı? Evet kaptan baba domuz. O zaman gidelim. Oo, tekne geri geri gidiyor. Aa, köprüye dikkat et. Ups. Aa, ucuz atlattık. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Umarım teknem tek parça halinde döner. Endişelenmeyi bırak, bir şey olmaz. Peppa, hadi zili çal. Marş üstüne kaptan baba. Ben birazcık acıktım. Ben de öyle. Büyük baba mutfağa piknik sepeti koymuş. Mutfak nerede? Mutfak teknenin altındaki küçük yer. Gelin benimle. Peppa ve George teknenin içine giriyor. Vay canına. Ne kadar küçük bir mutfak. Piknik sepeti nerede? Muhtemelen buradadır işte. O piknik sepeti değil ki. O zaman burada olmalı. O da piknik sepeti değil. Bu mutfakta her şeyin yeri yanlış görünüyor. Vay canına, bir televizyon. Baba domuz piknik sepetini bulamıyor. Bulmak neredeyse imkansız. Burası benim mutfağım olsaydı piknik sepeti... Şurada olurdu. Oo, aferin sana Peppa. Peppa piknik sepetini buldu. Nefis olmuş. Ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Ekmek ister misin? Peppa ve George ördeklere ekmek atmaya bayılıyorlar. Dikkat, ileride uzun sazlıklar var. Merak etme, büyük babanın teknesi aralarından kolayca geçer. Sıkıştık mı? Hayır, geri gidebiliriz. Şimdi sıkıştık mı? Evet. Olamaz. Büyük babanın teknesi sazlığa sıkıştı. Ben suya girip biraz itmeyi deneyeyim. Dikkat et baba domuz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi deyince motoru çalıştırın. Baş üstüne kaptan baba domuz. Şimdi. Baba domuz tekneyi sazlıktan dışarı itti. Yaşasın. Çabuk baba. Tekneye atla hadi. Olamaz. Baba domuz geride kaldı. Hadi. Daha hızlıyız baba. Motoru durdurun. Ne diyor? Motoru durdurun. Babam diyor ki motoru durdurun. Aa. İyi misin baba domuz? Evet iyiyim. Ama başka macera yaşamadan artık eve dönelim. Baş üstüne kaptan baba domuz.
Uzun zamandır yoklar. Umarım teknem sağlam gelir. Bak, geliyorlar. Merhaba. Ben tekneyi park edip geliyorum. Araba park edilir. Teknenin de demiri atılır. Dur, sana göstereyim. Büyük baba domuz teknenin demirini atacak. Demir atmanın sırrı bu işi dikkatli yapmaktır. Dikkat et köprü! Ne? Arkana bak! Bak! Böyle yapmak istememiştim. Büyük baba teknesini kırdı işte. Boş ver büyük baba. Tamir ederken çok eğleneceksin. Doğru. Tamirat işlerine bayılıyorum. Tekneyi tamire yardım edebilir miyim büyük baba? Tabii ki edebilirsin Peppa. Zıplayan top. Peppa ve George benekli toplarıyla bahçede oynayacaklar. Hey! George topu olabildiğince yükseğe fırlatıyor ve yakalıyor. Bunu ben de yapabilirim. Peppa topu kaçırdı. Bu çok şapşal bir oyun. Peppa'nın en iyi arkadaşı koyun Suzy geldi. Suzy'nin iki tenis raketi var. Merhaba Peppa. Merhaba Suzy. Hadi tenis oynayalım. Evet, bu eğlenceli olur. Yakala Suzy. Oh. Suzy topu kaçırdı. Peppa da topu kaçırdı. Peppa ve Suzy tenis oynamayı seviyor. Ama George kendini dışlanmış hissediyor. Üzgünüm George. Sen tenis oynayamazsın ki. Sadece iki raketimiz var. Buldum. George top toplayıcı olabilir. Evet. Bu çok önemli bir görev George. George top toplayıcı olacak. Çok uzağa giden topları getirmesi gerekiyor. Yakala Suzy. Oh, kaçırdım. Top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Top toplayıcı. Teşekkür ederim top toplayıcı. Top toplayıcı. Olamaz. George bu oyunu sevmedi. Köpek Danny, Pony Pedro, Kedi Candy, Tavşan Rebecca ve Tavşan Richard geldi. Herkese merhaba. Merhaba. Biz tenis oynuyoruz. Biz de oynayabilir miyiz? Ama yeterince raket yok. Hadi başka bir şey oynayalım. Hadi futbol oynayalım. Evet, futbol. Kızlar olanlara karşı. Birer kaleci lazım. Ben. Pony Pedro ve Tavşan Rebecca kaleci olacak. Biz başlıyoruz. Gol! Tavşan Richard gol attı. Oğlanlar kazanıyor. Bu haksızlık. Biz hazır değildik. Hey, hile yapıyorsun. Topu tutamazsın. Evet, tutarım. Ben kaleciyim. Koş Rebecca, koş. Gol. Geçersin. Bu gol geçersiz. Evet, geçerli. Hayır değil. Evet, geçerli. Bu ne gürültü böyle? Baba, oğlanlar hile yapıyor. Hayır, kızlar hile yapıyor. Evet, anlaşılan size bir hakem lazım. Hakem nedir baba? Herkesin adil oynamasını sağlayan biri. Ben hakem olayım. Durun. Ben hakem olurum. Tamam, golü atan takım kazanır. Yaşasın. Top nerede? Çabuk gol atın. Durdurun onları.
tavşan Richard gol attı. Yaşasın! Oğlanlar kazandı. Futbol şapşal bir oyun. Bir dakika. Oğlanlar kendi kalelerine gol attı. Yani kızlar kazandı. Gerçekten mi? Yaşasın! Futbol harika bir oyun. Tartışma. Peppa ve koyun Suzi pişti oynuyor. Pişti, ben kazandım. Peppa ve Suzi en iyi arkadaşlar. Pişti, yine ben kazandım. Ama hile yaptın. Hayır, yapmadım. Karta baktın. Hayır, bakmadım. Artık seninle oynamak istemiyorum. Ben de artık seninle oynamak istemiyorum. Olamaz. Peppa ve Suzi tartıştı. Anne koyun Suzi'yi eve götürmeye geldi. Peppa, Suzi'ye güle güle de. Ben onunla konuşmuyorum işte. Ben de onunla konuşmuyorum. Aa, eminim barışırlar. Onlar gerçekten en iyi arkadaşlar. Bu hiç komik değil. Biz artık iyi arkadaş değiliz. Baba domuz yemek hazırlıyor. Peppa, George, yemek vakti. Makarna yaptım. Ne oldu Peppa? Peppa ve Suzi biraz tartıştılar. Oo. Ama Suzi'yi birazcık özledim. Hadi Suzi'yi arayalım. Merhaba Bayan Domuz. Peppa Suzi ile konuşabilir mi lütfen? Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Eğer özür dilersen tekrar arkadaş olabiliriz. Hile yaptın dediğim için üzgünüm. Hile yapmış bile olsan. Pekala. En iyi arkadaşım olduğun için çok üzgünüm. Aa. Fark etmez. Ben de kendime başka en iyi arkadaş bulurum. Güzel, güneşli bir gün. Bütün çocuklar parkta. Köpek Deni'nin en iyi arkadaşı Pony Pedro ile döner kavşakta. George en iyi arkadaşı Richard ile tahterevalli'de. Tahvi, tahvi. Koyun Suzi salıncakta yalnız sallanıyor. Peppa kendi başına mini golf oynuyor. Phil Emily geldi. Ben de oynayabilir miyim? Evet. Emily, koyun Suzi artık benim en iyi arkadaşım değil. Sen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım kedi kendi. Hey! Zoe, eğer istersen benim en iyi arkadaşım olabilirsin. Ama benim en iyi arkadaşım tavşan Rebecca. Oh, me. Merhaba Suzi. Merhaba Peppa. Güzel. Demek yeniden arkadaş oldunuz. Arkadaş değiliz. Bir daha asla arkadaş olmayacağız. Bence artık barışma vaktiniz geldi. Peppa, Suzi'den özür dile. Özür dilerim ama önce o dilerse. Önce o dilerse olur. Buldum. Üçe kadar sayacağım. Aynı anda özür dileyeceksiniz. Tamam. Bir, iki, üç. Özür dilerim. Şimdi yeniden iyi arkadaş olabilirsiniz. Yaşasın. Suzi, hadi mini golf oynayalım. İyi fikir. Peppa ve Suzi yine iyi arkadaş oldular. Önce ben. Sıra bende. Topum deliğe girdi. Ben kazandım. Ama benim topum çarpınca girdi. Yani ben kazandım. Kural uyduruyorsun Suzi. Hayır, sen kural uyduruyorsun. Ben kazandım. Hayır, ben kazandım. Berabere kaldınız. O yüzden Suzi dünyadaki en iyi arkadaşım. Ve Peppa da benim bu dünyadaki en iyi arkadaşım. Büyük anne ve büyük
büyük babanın tavan arısı. Peppa ve George bugün büyük babanın evinde oynuyor. Merhaba büyük baba domuz. Büyük baba domuz. Oho, merhaba Peppa. Merhaba George. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Büyük anne domuz nerede? Merhaba küçüklerim. Ve büyük anne domuzun sesi ama o nerede? Büyük anne domuz. Buradayım. Büyük anne domuz. Büyük anne domuz. Büyük annem çatıda ne yapıyor ki? Tavan arasını düzenliyoruz. Tavan arası nedir? Bizim bütün eski şeyleri koyduğumuz yer. Senin gibi mi büyük baba domuz? Aha, benden bile eski şeyler diyebilirim. Tamam. Büyük anne ve büyük babanın tavan arası evin en üstünde. İşte tavan arasının kapısı. Oraya nasıl çıkacağız? Zekice bir numaram var benim. Merhaba küçüklerim. Bu büyük anne. Hadi gelin. Bu bizim tavan aramız. Vay canına. Çok doluymuş. Evet, eski hurdalarla dolu. Peppa ve George bazı şeyleri atmamıza yardım edecek. Güzel, bu eski kutuyu atmakla başlayalım. O kutu olmaz. Buna ihtiyacımız var mı? O benim içinde gemi olan şişem. Ya bu? O da benim öbür gemi şişem. Ya bunlar? Onlar da benim öbür şişelerim. Hepsi lazım bana. Bazı şeyleri atmamız gerekiyor. Bir kutuya ne dersin? Hayır, şapkalarım olmaz. Olamaz. Neyi atacağımıza karar veremiyoruz. Buldum. Peppa ve George karar versin. Peki. Bu eski çantayı atalım hadi. Oo, kesinlikle olmaz. Hayır. Bu sadece eski bir çanta değil ki. O bir pick-up. Ve bu da en sevdiğimiz plaktı. Çalabilir miyiz? Evet. Ho-ho-ho, bunu yıllardır dinlemedik. Ho-ho, beni geçmişe götürdü. Hadi Peppa, George, dans edelim. Anne domuz Peppa ve George'u almaya geldi. Merhaba. Neredesiniz? Anne domuz kimseyi bulamıyor. Bu ses de nedir? Anne! Merhaba. Büyük anne ve büyük babamın en sevdiği plakla dans ediyorduk biz. Evet. Büyük anne ve büyük babanız hep bunu çalardı. Aa, küçük bir domuzcukken ben hep bunu çalardım işte. O nedir? Adı Cik Cik Hav Hav. Hayır, Cik Cik Hav Hav olmaz. Çünkü hep onu çalıyordun sen. Onu yıllar önce attık sanıyordum. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Tekrar çal. The birds go woof and the dogs go tweet. Woof, tweet, woof, tweet, woof, woof, woof. The sheep go moo and the cows go baa. Moo, baa, woof, tweet, woof, baa. Moo, tweet, woof, woof, woof. Çok eğlenceliydi ama atacak bir şeyler bulmamız gerekiyordu bizim. Peppa, neyi atıp neyi saklamalıyız? Bence her şeyi saklamalısınız. Elektrik kesintisi. Akşam saati. Peppa ve George oturma odasında sevdikleri şarkıda dans ediyorlar. Baba domuz koridorda halıyı süpürüyor. Ve anne domuz da çalışma odasında bilgisayarında önemli bir iş yapıyor. Anne, baba, her yer karanlık oldu ve müzik de kapandı.
Benim süpürgem de çalışmıyor. Benim de bilgisayarım kapandı. Anne domuz ışığı açmaya çalışıyor ama çalışmıyor. Elektrik kesilmiş olmalı. Elektrik kesilmesi ne demek? Elektrik olmayınca elektrik kesildi denir çocuklar. Peki elektrik nedir? Elektrik evimizdeki tüm aletleri çalıştıran şeydir Peppa. Peki elektrik yine gelecek mi baba? Evet. Ama bu esnada biz fener bulalım. Sanırım kilerde bir fener vardı. Tamam, ben gider alırım. Gidebilecek misin baba domuz? Tabii ki giderim. Ben karanlıkta çok iyi görürüm. Bunu buraya kim koydu? Baba, iyi misin? Evet, burası biraz fazla karanlık. Şimdi hatırladım. Fener mutfaktaydı galiba. işte. Anne domuz el fenerini buldu. Feneri ben tutabilir miyim anne? Olur. George, bana bak. Peppa komik surat yapıyor. Korkma George, o sadece Peppa. Babanıza feneri bulduğumuzu söylesek iyi olacak. Baba domuz hala feneri arıyor. Burada bir yerde olduğunu eminim. Baba, feneri bulduk. Şanslıyız ki fener mutfakta duruyormuş. Evet, ne büyük şans. Şimdi elektrik gelene kadar beklememiz gerekiyor çocuklar. Bu ne kadar sürecek tam olarak? Tam olarak uzun süreceğini söyleyebilirim. Ama George'la ben dans etmek istiyorduk. Ne yapacağımızı buldum. Televizyon seyredebiliriz. Açılmıyor. Televizyon da elektrikle çalışır. Öyle mi? Evet. Peki şimdi ne yapacağız? Eski zamanlarda televizyon yokken çocuklar kendi oyunlarını kendileri uydururdu. Buldum. Bana eski bir karton kutu gerek. Peppa ne yapıyor acaba? Anne, bu kutuda bir delik açar mısın acaba? Niçin peki? Göreceksin. Anne domuz karton kutuya delik açıyor. Al bakalım Peppa. Teşekkür ederim. Şimdi hepiniz oraya oturun. Ve George, sen de feneri bana doğru tut. Hepiniz haberlere hoş geldiniz. Benimle haberler domuz Peppa. Peppa kendi televizyonunu yaptı. Bugün bütün dünyada hayat resmen durdu. Çünkü elektrikler kesildi. Çok güzel Peppa. Baba domuz elektriğin çok uzun süre gelmeyeceğini söylüyor. Elektrik geldi. Yaşasın. Daha bitirmedim ki. Işıkları kapatın hadi. Tamam Peppa. Güzel. Size çok önemli haberlerim var. Kraliçe az önce elektrik buldu ve herkes tekrar mutlu olabilir dedi. Çok güzel Peppa. Yaşasın. Hadi dans edelim. Peppa elektrik kesintisinde çok eğlendi ama tekrar geldiğine de mutlu. Yıldızlar. Yatma zamanı yaklaştı. Anne domuz, baba domuz ve Peppa sıcak süt içiyor. George, neden uzay kıyafetini giydin? Pijamanı giymen lazımdı. George, uzayla ilgili her şeyi çok seviyor. George, sütünü uzay kaskını çıkarıp içmelisin. Yatma vakti küçüklerim. George, geceleri uzay melodisi dinlemeyi seviyor. Hayır, yine mi uzay? Çok sıkıcı. Uzay sıkıcı değildir. Yıldızlarla doludur. Hiçbir şey göremiyorum ki. Çok karanlık.
Yıldızları dışarıdan görmek daha kolay. Dışarı çıkabilir miyiz baba? Peppa, üstünde pijamalarım var. Belki pijamaların üstüne montlarınızı giyerseniz bir kerelik dışarı çıkabiliriz. Yaşasın! Baba, neden yerde yatıyorsun ki? Çünkü yıldızlar en iyi bu şekilde görür. Şu küçük yıldızlara bakın. Noktaları birleştirdiğinizi hayal edin. Bunun adı büyük ayı. Evet, noktaların sonundaki iki yıldız da kutup yıldızı. Vay canına! Kutup yıldızı, kutup yıldızı, yakın mısın, uzak mısın? Oraya arabayla gidebilir miyiz? Hayır Peppa, yıldızlar çok fazla uzaktadır. Deniz kıyısından da mı uzaktalar? Oo, evet. Ama teleskopla bakınca daha yakın gibi dururlar. Bizim teleskopumuz var mı peki? Hayır, ama Büyük Baba Domuz'un çok güzel bir teleskobu var. Şimdi Büyük Baba Domuz'un evine gidebilir miyiz? Çok geç oldu. Belki sadece bu seferlik gidebiliriz Baba Domuz. Yaşasın! Peppa ve George ilk defa gece arabaya biniyor. Bakın, kutup yıldızının peşinden gidiyoruz. Kutup yıldızı, kutup yıldızı, ışıl ışıl parlayan yıldız, lütfen bize yolu göster. Peppa ile George, Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz'un evine geldi. Tanrım, umarım Büyük Baba ve Büyük Anne Domuz henüz yatmamıştır. Bu saatte burada ne işiniz var bakayım? Yıldızları görmek istiyoruz. Peppa ve George sizin teleskobunuzdan bakmak istiyordu. Anladım. Peki, o zaman herkes evin çatısına çıksın bakalım. İşte burada, yaşlı bez. Vay canına. Yıldızlara bakmak Büyük Baba Domuz'un hobisi. Şimdi ilk olarak kim bakmak ister? Ben. Kutup yıldızı. Biz denizciler yolumuzu onun sayesinde buluruz. Babam da buraya gelen yolu onunla buldu. Gökyüzünde başka şeyler de var mı? Evet. Bak bu Satürn adındaki gezegen. Vay canına. O güzel halkalar ne öyle? Onlar kaya ve buzdan oluşuyor. Satürn çok soğuk bir gezegendir. Kardan adam yapabiliriz George. Çabuk bak. Yıldız kayıyor. Bir dilek tutmalısın. George'un büyüdüğü zaman bir roketinin olmasını ve beni uzaya götürmesini diliyorum. Oyuncak dolabı. Peppa ve George'un yatma vakti geldi. Aman Tanrım, neden bütün oyuncaklarınız yatağınızda? Orada yaşıyorlar. Çabuk oyuncakları sepete koyun. Ama oyuncak sepeti dolu. Aa, evet. Belki de size bir oyuncak dolabı lazım. Evet, yarın size bir tane yaparım. En son yaptığın şey bu raftı, Baba Domuz. O rafla gurur duyuyorum. Ama baba çok sallanıyor. Onu Teddy ve Bay Dinozor için kaydırak olarak kullanıyoruz biz. Tamam, hadi size bir oyuncak dolabı satın alalım. Evet, haklısın. İnternetten satın alalım. Yaşasın! Anne domuz oyuncak dolabı almak için bilgisayarı kullanıyor. Aha, hangisini almalıyız acaba? Bunu alabilir miyiz lütfen? Harika görünüyor. Anne domuz oyuncak dolabını satın alıyor. Tebrikler. Dolabınızın siparişi alındı. Aa, güzel. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra'nın özel bir teslimatı var. Posta! Bayan Domuz Peppa ve Bay George'a özel teslimat. Nedir o?
Bir oyuncak dolabı. Ama bu çok düz görünüyor. Evet, kendiniz yapıyorsunuz. Merak etme Peppa. Annenle baban onu kolayca yaparlar. Hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. Peki şimdi ne yapacağız? Şimdi oyuncak dolabınızı yapacağız. Evet. Çok tuhaf. İçinde talimat yok. Belki de bu dolabın yapımı talimat gerektirmeyecek kadar basittir. Anne, yardım edebilir miyiz? Evet. Önce bir raf lazım. İşte yeşil bir raf. Teşekkür ederim Peppa. Şimdi 4 ayak lazım. 1, 2, 3, 4. 4 mavi ayak anne. Güzel. Bunu hemen hallederiz çocuklar. İşte kırmızı kapı anne domuz. Teşekkür ederim baba domuz. İşte bitti. Çok iyi anne domuz. Bu çok küçükmüş. Oyuncaklarımız içine nasıl sığacak ki? Biraz küçük, evet. Aa, Josh'ta da bir parça var. Bu da belki yedek raftır. Ve burada bu parçalar da var. Olamaz. Oyuncak dolabı küçük oldu. Çünkü anne domuz bütün parçaları kullanmamış. Ayırıp tekrar başlamamız gerekiyor o zaman. Hayır, olamaz. Keşke talimat olsaydı. Bu kim olabilir? Merhaba, bunu minibüsümde buldum. İşte bu kayıp talimat. Şimdi çok daha kolay yaparız. Yaşasın! Talimatlar çok karmaşık görünüyor. Bu ne böyle çok karmaşık? Bana bırakın baba domuz. Ben bunları yapmayı çok severim. Sahi mi? Biz de yardım edebilir miyiz? Tabii yardım edebilirsiniz. Lütfen çaydanlığı koyun. Altı şekerli bir çay alabilirim. Herkes Bay Zebra için çay ve bisküvi hazırlıyor. Çay vakti Bay Zebra. Vay canına. Bay Zebra oyuncak dolabını kurdu. Ne kadar çabuk yaptınız. Evet. Ve bütün oyuncaklarınızı da içine koydum. Teşekkür ederim Bay Zebra. Ama bu ikisine yer kalmadı. Zavallı Teddy ve Bay Dinozor. Onlar nerede yaşayacak şimdi? Bir tane daha pratik oyuncak dolabı sipariş etsenize. Hayır. Benim daha iyi bir fikrim var. Teddy ve Bay Dinozor sizin yatağınızda yaşayabilirler. Ama anne, daha önce de orada yaşıyorlardı. Evet, biliyorum. O yüzden iyi bir fikir zaten. Mektup arkadaşı. Peppa ve arkadaşları oyun grubunda. Çocuklar, kim mektup arkadaşı ister? Ben! Mektup arkadaşı nedir? Mektup arkadaşı, mektup yazabileceğiniz kız ya da erkeklerdir. Bu küçük kız Fransa'da yaşıyor. Ve adı Eşek Delfin. Eşek Delfin benim mektup arkadaşım olur mu? Tabii ki Peppa. Yaşasın! Sabah erken saatte postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Peppa ve George mektup gelmesine bayılıyorlar. Bayan Domuz Peppa'ya yazılmış bir mektup. O benim. Anne, sen bana okuyabilir misin? Tabii. Eşek Delfin'den geliyor. Mektup arkadaşım. Ne yazmış? Bonjour Peppa. Come on Sava. Anne, neden tuhaf kelimeler söylüyorsun? Bu Fransızca Peppa. Merhaba, nasılsın demek istiyor. Başka ne diyor peki? Ben okuyayım. James Les Princes et Jouet Amec Mi Amis. Akıllı baba. Ben Fransızca'da uzmanım. Peki ne demek bu? Baba domuz mektubu daha net görebilmek için gözlüğünü siliyor. Hiç iyi değil. Saçmalık. Masal prenseslerini ve arkadaşlarımla oynamayı severim diyor. Ben de öyle diyecektim. Ben Fransızca konuşmak istiyorum. Belki Eşek Delfin'le konuşabilirsin. Ama nasıl? Mektubuna telefonunu yazmış bak. Yaşasın!
Bonjour, est-il possible que Peppa parle Delphine? Anne domuz Peppa Delphine'le konuşabilir mi diye soruyor. Merhaba. Bonjour. Bonjour. Şimdi ne diyeceğim? Comment ça va? Comment ça va? Bye bye. Au revoir. Au revoir. Ne dedi? Fransızca konuştu. Bonjour George. Comment ça va? Peppa Fransızca nasılsın diyor. Dinosoy. Hayır George, Fransızca öyle konuşulmaz. Sabah oldu. Postacı Bay Zebra Peppa'nın evine mektup getiriyor. Posta! Yaşasın! Delfin'den gelen mektubumu alabilir miyim lütfen? Üzgünüm Peppa. Bugün sana mektup yok. Oo. Bu kim olabilir acaba? Bonjour, ben Eşek Delfin. Peppa'yı görmeye geldim. Bu Delfin. Bonjour. Bonjour Peppa. Bunlar annem, babam ve küçük kardeşim Didier. Bonjour. Bunlar benim annem, babam ve küçük kardeşim George. Merhaba. Dinosaur. Ejderha. Fransızca biliyor musunuz Bay Domuz? Ben Fransızca'da uzmanım. Ah, parlons sport. J'adore l'équipe de foot de Paris. Quelle est votre équipe de foot préférée? Evet. Delfin, istersen çamur birikintilerinde zıplayabiliriz. Delfin Peppa'yı anlamıyor. J'adore sauter dans les flaques de boue. Peppa da Delfin'i anlamıyor. Fransızca'da her şey çok farklıymış baba. Hadi Peppa. J'adore sauter dans les flaques de boue. Ben de sana onu gösterecektim zaten. Buna çamur birikintilerinde zıplamak diyoruz biz. Çamur birikintilerinde zıplamak. Dünyadaki herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Baba domuzun doğum günü. Bugün baba domuzun doğum günü. Baba domuzun işe gitmesi gerekiyor. Baba, keşke doğum gününde çalışman gerekmeseydi. Bence de. Ama eve erken gelmeye çalışırım. Sonra görüşürüz. Görüşürüz. Baba domuz işteyken biz de doğum günü sürprizlerini hazırlarız çocuklar. Önce babanızın doğum günü pastasını yapalım. Tereyağı, şeker ve unla başlıyoruz. Sonra bir yumurta ekliyoruz. En önemlisi de çikolata parçaları çocuklar. Anne domuz çikolatalı pasta yapıyor. Baba domuz çikolatalı pastaya bayılıyor. Karıştırıyorum. Anne, ben karıştırabilir miyim? Tabii Peppa. Peppa karıştırmayı seviyor. George da karıştırmak istiyor. Tamam George, o kadar karıştırmak yeter. İşte baba domuzun çikolatalı pastası. Yaşasın. Şimdi fırında pişireceğiz çocuklar. Anne, kaşığı yalayabilir miyim? Evet, kaşığı yalayabilirsin. George da kaseyi yalayabilir. Peppa ve George çikolatalı pasta karışımına bayılıyorlar. Zavallı baba domuz bütün eğlenceyi kaçırıyor. Anne, babamı işte arayıp doğum günün kutlu olsun diyebilir miyim? Evet, bu çok iyi bir fikir Peppa. Burası baba domuzun çalıştığı ofis. Alo, ben Bay Tavşan, buyurun. Acaba baba domuzla konuşabilir miyim lütfen? Biri seni istiyor baba domuz, önemli gibi. Alo, ben baba domuz. Doğum günün kutlu olsun baba. Doğum günün kutlu olsun. Çok teşekkür ederim Peppa. Eve geç kalma baba. Güle güle. Hoşça kal. Doğum günü kutlu olsun baba domuz. Teşekkür ederim. Babanız eve gelmeden önce yapacak tek bir şey kaldı çocuklar. Evet, babamın doğum günü sürprizi. George, unutma, bu bir sır.
Peppa ve George'un kovalarla suları, anne domuzun balonları var. Baba domuzun doğum günü sürprizi ne olabilir acaba? Babam geldi. Çabuk eve girelim. Baba domuz işten eve geldi. Doğum günün kutlu olsun baba domuz. Hepinize teşekkür ederim. Vay canına, ne kadar da çok mum. Çünkü sen çok çok yaşlısın baba. Bütün mumları tek seferde üflemen gerekiyor babacığım. Elimden geleni yaparım. Yaşasın. Ve işte doğum günü hediyen. Teşekkür ederim. Yeni botlar, harika. Hadi onları deneyelim. Peppa, George ve anne domuz botlarını giyiyor. Baba domuz doğum günü botlarını giyiyor. Baba domuz küçük bir birikinti buldu. Bakalım bu botlar işe yarıyor mu? Birikinti baba domuz için fazla küçük. Bana daha büyük bir birikinti lazım. Burayı bir dene baba domuz. Oo, o da ne? Özel doğum günü sürprizin. Ne yapıyorlar? Büyük bir çamur birikintisi. Harika. Doğum günü botlarım mükemmel işe yarıyor. Doğum günü çamur birikintime sizler de katılmak ister misiniz? Baba domuz çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Herkes çamur birikintilerinde zıplamaya bayılıyor. Bu benim en güzel doğum günüm. Peppa ve arkadaşları okul kampına gidiyor. Madam Gazel, kendimi iyi hissetmiyorum. Otobüs çok sallanıyor. Ne yapsak biz diyorum ki, ayran mı yapsak? Olamaz. Pony Pedro'yu araba tuttu. Zavallı Pedro. Gel benimle önde otur, hadi. İşte, daha iyi mi peki? Birazcık. Madam Gazel. Oo, senin de mi miden bulandı Zoe? Sonra bulanabilir. O yüzden ben de öne oturabilir miyim acaba? Ben de öne oturabilir miyim lütfen? Ben de. Üzgünüm çocuklar ama hepiniz önde oturamazsınız, tamam mı? Boş verin. Kamp saatine geldik zaten. Mutlu kamplar herkese. Kamp alanımız işte burası. Siz de temiz havada nefes alın çocuklar. Harika nefesler. Şimdi de çadırlarımızı kuralım. Peppa ve arkadaşları çadırlarını kuruyorlar. Çocuklar, hepiniz çadırda bir arkadaşıyla kalmalı, tamam mı? Suzi, biz beraber kalalım mı? Ama ben Suzi'ye söz verdim. Üzgünüm Suzi. Ben Rebecca'ya söz vermiştim. Rebecca, benimle paylaşacağını söylemiştin. Evet. Emily, sen çadırını kiminle paylaşacaksın? Zoe. Tamam. Güzel. Artık benimle paylaşabilirsin, tamam. Şimdi kamp ateşi yakmak için bize dal lazım. Biz dal toplarız. Ama Pedro ile ben dal toplamak istiyoruz. Oho, hepiniz dal toplayabilirsiniz çocuklar. Peppa ve arkadaşları kamp ateşi için dal topluyor. Harika. Gece oldu. Peppa ve arkadaşları kamp ateşinin etrafında oturuyor. Evet çocuklar, hadi şarkı söyleyelim. Evet. Bing Bong şarkısı lütfen. Emin değilim. Lütfen Madam Gazel, Bing Bong şarkısını söyleyelim. Evet, tamam. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Bong, bing, boo, bing, bong, bing. Bing bong, bing, bing, bong, bing, boo. Bong, bing, boo, bing, bong, bing.
artık yatma vakti çocuklar. İyi geceler çocuklar. İyi geceler Madam Gazel. Peppa ve Suzy uyku tulumlarında. Benim bir fenerim var. Benim de. Dikkat çocuklar. Artık gülmek yok. O tuhaf ses nedir? Bilmiyorum. İşte yine o ses. Suzy, nereye gidiyorsun? Madam Gazel, ben biraz korktum. İçeri gelmek ister misin? Evet, lütfen. Madam Gazel, ben de birazcık korktum. İçeri gelebilir miyim lütfen? Tabii ki. Ben de sonra korkabilirim sanırım. Ben de sonra korkabilirim. Ben de. Hepiniz gelin bakalım. Bing Bong şarkısını söyleyebilir miyiz lütfen? Pekala. We're playing a tune and we're singing a song with a bing and a bong and a bing. Kaptan Babadomuz. Peppa ve ailesi bugünlük büyük babanın teknesini ödünç alıyor. Unutma Babadomuz. İleri gitmek için levyeyi öne iteceksin, tamam mı? Baş üstüne büyük baba domuz. İleri. Geri gitmek için de geriye iteceksin. Ve geriye. Çok basit. Lütfen tekneme iyi bak. Daha yeni boyadım onu. Aa, büyük baba domuz. Ne huysuz şeysin sen. Mürettebat hazır mı? Evet kaptan baba domuz. O zaman gidelim. Oo. Tekne geri geri gidiyor. Aa, köprüye dikkat et. Ups. Aa, ucuz atlattık. Güle güle. Hoşça kal. İyi eğlenceler. Umarım teknem tek parça halinde döner. Endişelenmeyi bırak. Bir şey olmaz. Peppa, hadi zili çal. Marş üstüne kaptan baba. Ben birazcık acıktım. Ben de öyle. Büyük baba mutfağa piknik sepeti koymuş. Mutfak nerede? Mutfak teknenin altındaki küçük yer. Gelin benimle. Peppa ve George teknenin içine giriyor. Vay canına. Ne kadar küçük bir mutfak. Piknik sepeti nerede? Muhtemelen buradadır işte. O piknik sepeti değil ki. O zaman burada olmalı. O da piknik sepeti değil. Bu mutfakta her şeyin yeri yanlış görünüyor. Vay canına, bir televizyon. Baba domuz piknik sepetini bulamıyor. Bulmak neredeyse imkansız. Burası benim mutfağım olsaydı piknik sepeti... Şurada olurdu. Oo, aferin sana Peppa. Peppa piknik sepetini buldu. Nefis olmuş. Ördekler geldi. Merhaba bayan ördek. Ekmek ister misin? Peppa ve George ördeklere ekmek atmaya bayılıyorlar. Dikkat, ileride uzun sazlıklar var. Merak etme, büyük babanın teknesi aralarından kolayca geçer. Sıkıştık mı? Hayır, geri gidebiliriz. Şimdi sıkıştık mı? Evet. Olamaz. Büyük babanın teknesi sazlığa sıkıştı. Ben suya girip biraz itmeyi deneyeyim. Dikkat et baba domuz. Ben ne yaptığımı biliyorum. Şimdi deyince motoru çalıştırın. Baş üstüne kaptan baba domuz. Şimdi. Baba domuz tekneyi sazlıktan dışarı itti. Yaşasın. Çabuk baba. Tekneye atla hadi. Olamaz. Baba domuz geride kaldı. Hadi. Daha hızlıyız baba. Motoru durdurun. Ne diyor? Motoru durdurun. Babam diyor ki motoru durdurun. Aa. İyi misin baba domuz? Evet iyiyim. Ama başka macera yaşamadan artık eve dönelim. Baş üstüne kaptan baba domuz. Uzun zamandır yoklar.
Umarım teknem sağlam gelir. Bak, geliyorlar. Merhaba. Ben tekneyi park edip geliyorum. Araba park edilir. Teknenin de demiri atılır. Dur, sana göstereyim. Büyük baba domuz teknenin demirini atacak. Demir atmanın sırrı bu işi dikkatli yapmaktır. Dikkat et köprü! Ne? Arkana bak! Bak! Böyle yapmak istememiştim. Büyük baba teknesini kırdı işte. Boş ver büyük baba. Tamir ederken çok eğleneceksin. Doğru. Tamirat işlerine bayılıyorum. Tekneyi tamire yardım edebilir miyim büyük baba? Tabii ki edebilirsin Peppa.